Hanımefendiler iyi geceler. Çok güzel bir uykusuzlar kulübü olacak. Bütün uykusuzları mutlu edecek. Çok sevgili dostlarım var. Birazdan burada olacaklar. Onlarla harikulade vakit geçireceğiz. Uykusuzlar kulübü başlıyor. Uykusuzlar kulübünde birazdan. Nünü sen onu papağan olarak da tutmuyorsun. Başka bir şey gibi tutuyorsun. Tuttum, kedi gibi tuttum. Yani mesela akşama bunu pişireceğim gibi tutmuyor mu? Nükhet Duru. Bir de 100 yaşında olsan ne olur bu halinle? Ha, değil mi? Değil mi? Kemik gibisin. Kemik gibisin ne ya? Buna iyilik diyecektin. Kemik demek istedim. Karıştırdım. Ayta Sözeri. Sen spora gidiyor musun? Yok ama ben böyle aletleri ben de tercih etmiyorum. Sakın. Çünkü yani doğa aykırı. Doğaya aykırı? Evet. Futbol falan böyle tenis, at binme onlar harika şeyler. At binmede ne senin sporun var? At yapıyor sporu. Evet. Senin bir sporun yok ki atta. Yok çok. Wilma Elles. Çoğunlukla beğenilen kadınlar dikmemeli. Dikmemeli mi? Geniş dudaklı. Dikmemeli. Dik. Yani... Unutmamalı gibi söylüyorum. Suzan Kardeş, Emre Aydın. O steroid de çok fena insanın karakterini değiştiriyor. Var öyle tanıdıklarım. Aşırı dozda Ali Ayşe dolu. Onu da söylüyorlar. Böyle güçlü kuvvetli ama maalesef diyorlar. Uğur Etiler. Hanımlar beyler iki sevgili dostum Sayın Ayta Sözeri ve Sayın Nükhet Duru alkışlıyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Siz tanışıyorsunuz ve senin son albümde acayip bir şey yaptın. O albümde Ayta yok. Evet. Niye o albümde olmayan tek kişiyle programa katılıyorsun? Bütün yaz konserdeydi anam. Oradan oraya, oradan oraya. Şirkete yok aslında isteseydi yapardık bir şeyler. Yani peki, bir zaman ama bu kadar saçma bir oluşum olabilir mi? Yani Nükhet Türkiye'nin çok önemli, çok önde gelen herkesin sevdiği sanatçılarıyla çalıştı. Hepsi koşa koşa geldiler. Nünü böyle bir şeyi arzuladı, bir beraber çalışma, bir işbirliği önerdi diye. Bir tek sen yoksun o albümde, programa da senle katılıyor. Dedi ki albümde... Ben daha saçma bir şey görmedim. Yani ben ne yapacağımı bilemiyorum. Albümde yer almadın dedi. Hayır, PR'ında yer al dedi. Bu bir PR değil ki canım. Ne PR'ı ya? PR böyle mi olur? PR hep beraber oturduk, konuşuyoruz, muhabbet edeceğiz. İşte... Halamın kızı. Ha, o öyle bakımdan. Öyle mi? Evet. Yeni çıkan Nünü şörtlerini, tişörtlerini tanıtıyoruz. Bunu bana getirmiş. Evet. Ben nasıl bir ayıysam böyle bir şey getirmiş bak. Yani hayatım böyle... Şimdi son moda öyle bol gibi. Bol mu? Tabii. Yani hip hop gibi mi? Evet. Tabii ama bu arada bu gösterdiğim arkası. Tabii. Bu gösterdiğim arkası. Bu arkası. Kibar. Arkanda bu görünüyor. Kibar mı? Kibar tabii. Arkanda Nükhet Duru varsa kibar mı oluyoruz? Yani öne bu kadar büyük bir resim koymayınca. Öne küçücük. Küçücük efendim şey yapıyorlar diyorlar ki Okan Bey ben bunu giyiyorum yani şöyle oluyorum ben ondan dur şöyle oluyorum ondan sonra Okan Bey arkanızdaki kim? Arkamdaki mi? Söyle yavrum okuyabiliyor musun? Bunu okuyan evet. insanlara yaklaşıyorum yani evet. belli bir yaşın altı. Oluyor bunu okuyabilenler. Gözlük takanlar okuyamıyor. Gözlük takanlardan kaçıyoruz. Ve tabii seni bilmeyenler ama çok güzel bir resim. Albümün kapağı da bu resimdi. Evet, renklisi. Aslında bunu yabancı bir illüstratör arkadaşımız tablo haline getirdi. Hani benim bilindik koca küpeli topuzlu halim. Evet. Tabii çok da tutuldu. Yani o geceden beri telefon alıyoruz. Evet. Hani burada yaptığımız evet. dinleme partisinden çok güzel. Beri. Listening party. Sen geldin partiye. Geldim. Evet. Türkiye'deki yine bak albümde ilk. Yoksun ona da gelsin. Bir de sahneye de çıktım. Ha sahneye de çıktı. Sahneye de davet ettiler. Ne var sizin? O albümde o bak kimler gelmedi? Kenan Doğulu geldi. Ha, ondan Sıla sonra geldi. Söyle Sıla geldi. Ceylan Ertem geldi. Kalben geldi. Kenan Doğulu geldi. Evet. Ona... Funda Arar geldi. Evet. Funda Arar, hatta ben seni anons... Sena Şener geldi. Evet, evet. Ben hatta şeyde Funda Arar'ı kapıda, korkuyorum ben Funda Arar'dan. Sen de korkuyor musun? Yani mesafeli ve ciddi bir kardeşim. Merhaba diye bir ses çıkarıyor. Aa! Ben o sesi duyunca korkuyorum. Merhaba Okan dedi. Korktum vallahi. Sen korkuyor musun? Bundan yok, ben korkmuyorum. Çok cici bir kız, çok efendi bir kız. Çok hem zarif. Kendisini çok seviyorum, hem eşini çok seviyorum. Çok zarif ama ben onun kocası olmak istemezdim. Niye? Günaydın filan derse çok insan korkar. O çocuk nasıl kaçmıyor o evden anlamıyorum ama çok tatlılar. O kadar naif, o kadar cana yakın ki. Ama hep bu laflar, o kadar naif, o kadar şey. Hiç kötü insan kalmamış dünyada. Hep onlar bana Netflix'te değil mi? I am killer. Bana göre killer. Yok. Ben görmüyorum. Sen görmüyorsun tabii. Çünkü sen çok iyi niyetlisin. Evet, çok iyi niyetlisin. Evet, peki. Tedavim mümkün değil. Peki bu fotoğraf... 30 yıl öncesinin. Söyle. He? 30 yıl öncesi. Bunun derdi de bu. Bunun derdi de bu. Yani bazı gerçekler var. Mesela işte geliyorsun, mesela Nükhet Hanım gelmiş. Diyorsun Nükhet Hanım 1927 İstanbul doğumlusunuz. Buna bir itiraz. Bak, buna bir itiraz. Ben 1927'de doğmadım. Allah Allah. Yani nasıl olabilir falan. Sürekli aramızda bu yaş çekişmesi var. Hayatım, bir kere nasıl bak, burada ne yazıyor? Benden büyük. 10 yaş büyüksün. Evet. Benden 10 yaş büyük. Ama nasıl göründüğüme bak. Benden 5 yaş küçük gibi görünüyorsun. Evet canım. Hatta 10 diyebilirsin. Hayır, bence 20. Şimdi bak, boyamasaydın. Ben o kadar hırpalandım ki, o kadar hırpalandım ki. Bak saçımı Umberto Eco, Gül'ün adı, Ortaçağ biçimi, Peaky Blinders biçimi. Çok sevdiğim bir film ama. Çok, evet, böyle bir şey. Çünkü işte peruk takıyoruz. Yani böyle bir şekilde. Vallahi sokakta görüyorlar. Çok güzel. Okan Bey çok üzüldük filan diyor. Nasıl bir hale geldiyse. Yani. Peki devam. Şimdi bu şeyi yaptın, bu geceyi yaptın ve ilk defa böyle bir listening party yaptın, dinleme partisi. Evet. Ne oldu o partide? Şimdi tatlım, önemli olan her solist arkadaşımla ayrı günlerde kayıt yaptık ve bunlar akustik kayıtlardı. Delikanlıca çalıp söyleyip çıktık. Değişik reverbler, değişik efektler koymadan hakiki kayıtlar yaptık. Ama bunların tamamını birlikte de dinleyelim istedim. Hem de sevdiğim arkadaşlarımla, dostlarımla. Ama bu bir cesaret işi değil mi? Bir dinleme partisi yapmak. Çünkü herkes izleme partisi yapıyor. İşte yeni klibim, yeni şeklim, evet, müdahalelerimden sonraki ilk görüntüm vesaire vesaire. Herkes bu kadar çok görsel üzerine oynarken, hayır ben müzik yaptım, işte buyurun gelin dinleyelim demek. Evet. Cesur bir hareket. Teşekkür ediyorum. Bunu yaparken böyle düşünmedim. Hepimiz birbirimizi dinleyelim diye ve birbirimiz hakkında yorumlar yapalım diye yaptım. Ve bunu da yuvam gibi gördüğüm Dada'da yaptım. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani sen... bizlerin çok yakınısın. Ne kadar hırpalarsan hırpala. Buna inanmıyoruz. Evet, beni biraz önce sarstı İtalyan telefonu gibi. Beni hiç hırpalamaz. Hırpalamaz. Gerçi her zaman kibar, inanılmaz. Hep beni motive eder. Nünü'ye de kibarımdır ama artık yıllar geçti. O bana çok sahip çıkar. Mesela bir hiç ödeyemem borcumu. Aman, moral bozukluğu içerisindeki bir şeyde... bir yaz, hatta kızımla beraber tatil yapa geliyordum. Ondan sonra açtı telefonu, buraya geliyorsun, benim kanatlarımın altında giriyorsun, seni yedireceğim, içireceğim, eğlendireceğim, her şey yapacağım. Hemen onun yuvasına doğru koştum. Bodrum'da bir otele. Ondan sonra inanılmaz... Bodrum'da otelim var gibi zannedilmesin. Bir arkadaşının oteli. Ondan sonra aman, inanılmaz bir yaz, bir dönem, yazın bir dönemini beraber geçelim. Öyledir dinle. Evet, harikulade. Yani ne zaman ihtiyacın olursa tavsiye ederim. Halamın kızı biliyor. Evet. Daha önce ben de aynı şeyleri yaşadım. Öyle o mi? Otele doğru yola çıktım. Orada tanımadım onu. Orada tanımadım. Ne zaman dinlenme partisi var, orada tanıdı beni. Evet. Bu resmi tekrar gösteriyoruz. İşte bu güzel resim. Ay, hakikaten, çok korktum ayol. Çok güzel bir şak açılış. Diye. Ondan sonra... Bu ne ayol? Bu bakayım. Ne ayol? Bakayım. O ne? Ha, o nereden çıktı? İşte senin Instagram'ından buluyoruz bunları. Ne nereden çıktı? Sanki kendisi koymamış gibi. Evet, biz bulduk. Evet, evet. Karanlık odalarda. Ne bu? Nerede bu? Bu Carmen'de masanın üstünde polis müdürünü tavlarken. Bu tavlama halin mi? Adamı eziyorsun gibi geliyor bana. Öyle tavlıyormuş bu Carmen. Bu Carmen'den mi? Evet. Bu polis İlk müdürü. Benim seyrettiğim Carmen'di. Şan Tiyatrosu'ndaki Carmen'di. Evet, sen çocukken. Fakat bu kadar mı değişmez bir insan? Bir yaklaşsanıza Nünü'ye, Nünü'nün yüzüne yaklaşabilir miyiz? Niye böyle oluyor? Bele bele bele. O yüz bele, değil bele, şekerim. Bele. Buna gel gel gel. Yahu bu kadar mı değişmezsin kadın? Evet. Bu ne ya? Bu 1980 saçım siyahmış. Kaç? 84. 84. Ne birader ya? İnanamıyorum. Ne yapıyorsun? Herhalde geceleri tabutta yatıyorsun değil mi? Ha? Evet, Transilvanya doğumluyum. Transilvanya'da bir şatoda bir tabut. Bak ha, yine bir değişmediğinin göstergesi. Aa evet, o da başka. Yine bunu Instagram'a sen koymadın mı bunları? Koydum. Sen koydun abi hep şaşkın. Aa kim acaba? Şimdi aslında koydum derken yalan söylüyorum. Onları ben beceremiyorum. Koyucu var. Evet. Bravo, evet. Koyucu var. Herkesin koyucusu var. Ya benim de Instagram'a koyucum var. Evet. O koyuyor bunları ve ben Instagram'dan tiksiniyorum açıkçası. Tiksiniyorum fakat diyorlar yani sosyal medyada yoktum falan filan. Hayır arkadaşlarım işte afiş mafiş paylaşıyor. Benim zaten bir paylaşılacak bir özelliğim yok. Ben de beceremiyorum. Evet, tekrar görelim. Nünü bu nerede sevgilim? Bu nerede çıkıyorsun? Şan Tiyatrosu Fransızca bir potpori yapıyordu. O yüzden La Vie en Rose'la başladığım için pembe giymiştim. Öyle şeylere çok düşkünüm ya. Ama ayakkabıları da gördük. Evet. Gördün değil mi? Acayip. Türkçe bilmezler. Peki. Bu da yakın zamandan lüzumsuz ve saçma bir fotoğraf. Niye çekildiği belli değil. Bu hasta papağanı şimdi hayvan hastanesine yetiştiriyorum. Fotoğrafımı bu nedir? Elime yattı böyle. Bu papağan eline mi yattı? Evet. Versene bana böyle... dedim vallahi. Bu ne? Kedi sandım onu böyle. Peki bu önünden çıkan şey ne? Kuyruğu mu? Kuyruğu. Çok papağanın güzel bir... kuyruğu önünden mi çok çıkıyor? Çok güzel bir mahluk. Arkadan öne doğru gelmiş. Yatınca kuyruğu öne mi dönmüş? Evet. Hiç böyle papağan görmedim. Ama papağan. Peki Nünü sen onu papağan olarak da tutmuyorsun. Başka bir şey gibi tutuyorsun. Kedi gibi tuttum. Yani mesela akşama bunu pişireceğim gibi tutmuyor mu? Akşama hindi var. Bu tavuk. Bunu pişiriyoruz. Hiç peki bu papağanı sana güvenip böyle garip bir şekilde yatması garip değil mi? Yani garip ama... Aynı zamanda senin o çantayı tutman garip değil mi? O kolumda canım. O kolumda. Bu kadar saçma bir fotoğrafı kim koyuyor Instagram'a canım? Çok aynı saçmaymış hakikaten. Koyucu. Evet, koyucu evet. Bir tuhaf. Ay bu ne ya? İşte bu çok önemli. Bak, bu çok güzel. Çok güzel. Allah rahmet eylesin. Sayın Zeki Müren. Ay. Bak canım. Yaklaş. Ya canım. Yaklaş. Bak. Ay onun çiçek veriyor Zeki Müren'in güzelliğine bak. Ya. Saçlarına bak ve kilo olarak da kilosu da pek güzel. Evet. Pek zayıf, pek zarif. Yanınızdaki kimdir efendim? Füsun Önal. Füsun Önal mı bu? Evet. Peki Füsun Önal yanında ne yapıyor? Merhaba Müzik diye ilk koyduğumuz bir gösteri vardı. Şan Tiyatrosu ve Rumeli Hisarı'ndan sonra Bodrum Kale'de yaptık. Bodrum denince Zeki Bey'in gelmemesi düşünülemezdi. Mutlaka. Sevişirdik öyle çok muhabbetimiz vardı aramızda. Ya nasıl arıyoruz, nasıl özlüyoruz çok, be vallahi çok, billahi. Çok, nasıl çok özlem. Şimdi yeni doluyuz. Nesiller tabii ki Zeki Bey'i çok yani resimlerden, anlatılanlardan biliyorlar. Evet, belki de çok bilmiyorlar ama biz o döneme şahit olmuş insanlar olarak hakikaten varlığını çok arıyoruz. Şakalarını çok arıyoruz, hitabetini çok arıyoruz, esprilerini çok arıyoruz. En azından bizimle olmasını, var olmasını çok arıyoruz. Bu ülkeyi, bu toprakları sevdiren insanlardan biri. Yoksa sorsak desek ki ya ne yaparsın işte şimdi falan ülkeye göçer misin, filan yere gider misin? Ben gitmem. Niye ben gitmem? De gitmem. Çünkü ben derim de ki benim insanlarım, sevdiğim insanlar buradalar. Zaten tabii. Bu ülkeyi, bir toprağı bu yüzden severiz. Tabii. Yani milli duygularımız da vardır. Milli duygularımız da yücelir, çoğalır, güzelleşir. Önemlidir ama bir yandan da bir insan vardır. O insan yüzünden Sen o evde durursun, o toprakta durursun, o mahallede, o şehirde, her neyse. Zeki Müren böyle bir insandı hakikaten. Görelim tekrar fotoğrafı. Hmm. Şimdi Füsun Önal hanımefendi hala böyle değil mi? Böyle. Evet. Bizim jenerasyon böyle canım. Sizin jenerasyon öyle. Bir kere ben bir meseleden dolayı hastanelik olmuştum. Füsun Önal, annem de benimle refakatçi olarak kalıyordu. Füsun Önal beni ziyarete geldi. 12 tane mi 15 tane mi net yazdığı kitabı getirdi. Oh. Okur musunuz Füsun Önal? Okurum. Bırak numarayı. Kimse okumaz. Füsun Önal çünkü. Ben vallahi okudum, yemin ederim, evet. Annem yani 12 de... kitabı filan sıkıntı içerisinde bitirdi ve bir gün hastane odasında dedi, yeter, ben yeter, de dayanamayacağım, dayanamayacağım dedi annem. Annem her şeyi okur fakat Füsun Önal o kadar çarpıcı, debdebeli bir yazar ki annemi 12 kitapla filan çıldırttı. Annem de bunları bir overdose'a girdi, annem de. 12'sini beraber okudu. Biz valla telefonda konuştuğumuz zaman benim günüm kayıyor. Nasıl randevulara kayıyor? Ertesi güne evet. Yolluyorum. Güzel konuşuyorsunuz. Çünkü bitmiyor. Bitmez. Ve bitmediği gibi de o kadar da lezzetli ki dalıyorum. Ah, çıkacaktım Füsun. Aa, aşk olsun diyor. Aa. Biraz daha devam ediyoruz. Niye Füsun Önal'ı ağırlamıyoruz? Mesela 3 gün süren bir program yapalım. Tabii. Ama ben çok mutlu olurum onu tekrar düğün görmekten. Ya keşke Füsun Hanım'ı çağırsaydım. Evet. Ha? Ben bir keresine çağırırız. O da nasıl olsa okumamıştı albümde. Ama Füsun Önal'ı bir özel programla 3 gün süren baş başa geçen bir program. Ama onlar beraber konuşması gerekiyor. Yok, evet. Hayır. Ben onun taklidini yapıyordum, çok güzel. Yapsana, nasıl olur? Ha? Aynı duygular, aynı sevgiler içimde. Hiç bitmiyor değil mi o? Bitiyor, çok acayip. Bitiyor. Çok acayip. Peki şimdi Ayta'dan bazı sözler. Geçen sefer mutluydun değil mi programda? Çok. Çok güzel geçmişti. Harikulade. Peki. Ayta'nın çok... benim albüme verdiği emeği biliyor musun? Hani yoktu ya? O şey. Listening Party'ye. Şimdi o gün herkes şarkı söylemiş ve herkesi sahneye davet ediyor. Beni de davet etti. Ha. Dedim ki ben niye çıkıyorum? Çünkü ben okumadım albümde. Evet. Herkes diyor ki bu albüme verdiği emek, şu albüme verdiği emek. Bana gelince konuşma sırası dedim ki efendim ben albüme bir emek vermedim. Ama bu gece için çok emek harcadım. Saçımı yaptırdım, makyajımı yaptım. Çünkü Nükhet böyle şeylere çok kızar. Evet. Makyaj yapmadan gelemezdim. Benim verdiğim emek de o, onu söylüyorum. Mizampli yaptırdı gerçekten. Evet ama şimdi de mükemmel. Gene aynısını yaptırdım. Bir kere beğenince aynısını yaptım. Senin ne satıyor biletlerin burada şimdi? Ne zaman Ayta'nın konseri? 26'sında. Ne sattı? Kapatacağız neredeyse. Maşallah. Neredeyse kapatacağız ama bu yayınlanmış oluyor. Yani bu program yayınlandı, boşuna konuşuyorum. Yani bu programın yayınında o konser geçmiş olacak. Geçmiş mi olacak? Evet. O zaman şöyle diyebiliriz, biletix'i kapatmışsınız zaten. Evet, o zaman sadece birkaç tane özel masa bırakmışsınız. Evet. O da şey. Bu niye? Özel masada ne oluyor? Ben bilmiyorum ki, siz bırakıyorsunuz. Biz mi özel? Biz özel masa falan bırakmıyoruz. Kim diyor ya özel masa? Çok isteyenler olunca bırakıyorlar. Allah Allah. Bizde yok o. Yani var ya önde özel masa falan, öyle bir şey yapmıyoruz. Bu halk yeri ya. Burası, sen de biliyorsun işte yani. Pekala. İçeriye girmeden önce 2 tane de klip mi çıkardın hemen albümden? Evet. Ne çalışkan? Hemen. Aslında ikincisi stüdyoda çekilmişti. Okay. Mutunç tarafından bir dokümanter yapıldı. Albümün arkası, mutfak kısmı olarak. İyi geliyor mu sesim? Çok iyi tamam. Geliyor. Bir de beni uyarıyorlar. Dişlerini silerse, biraz önce bir hayvanı parçalamış ağzıyla. Ağzı kan revan içinde diye. Papağanı papağan. Biraz önce papağan yediği için ağzından kanlar damlıyor diye. Göya belli olmayan ruj süreyim dedim ama dudağım yerine dişime sürdüm. Ama 3 tür yapıyorum be. Evet. Dişimi yanıyorum. Sıla'yla beraber olan klibe bakalım. Hadi bakalım. Ah yaralım, kara bahtım, ayrı düştüm, gel dayanalım. Vallahi bravo. Ne güzel bir klip yapmışsınız. Kim çekti klibi? Onur diye bir kardeşimiz, soyadını unuttum. Neydi? Onur Sarsıcı. Hakikaten güzel bir klip yapmış. Hikayesi de güzel, bir hikaye var. Hem izlemesi güzel. Bugünlerde izlenesi müzik klipleri çekilmiyor. Evet, bir ama acayip hikayeler var. Evet, ama işte ilk defa iki güzel kadının da böyle güzellik kamera önünde eğilip bükülmek iddiasında bulunmadığı, bacak, vücut gösterme çabasında olmadığı, bir konunun işlendiği, o konunun aktrisleri olduğu bir klip izledim ki evet, çok hoşuma gitti. Ayrı eski dönemde, 90'lı yıllardaki ya, klip sektörünün bütün dünyada en yüksek olduğu dönemlerde çok yaratıcı, çok güzel kliplerde olduğu gibi bir şey izledim. Bu Onur Sarsıcı harikulade bir şey yapmış. İkiniz de tabii ki ben kadınlar yalnız başlarına ne yapacaklar? Bir otelde geçiyor olay. Hı hı. Otelde sürtünmedik duvar bırakmadılar. Ne varsa her şeye dayandılar. Bu böyle. Erkekler yapmıyor. Kadınları serbest bırakınca kliplerde ne varsa ona dayanıyorlar. Gidiyorlar, sürtünüyorlar. Her taraflara, buna geliyor, buralara sürtünüyor, böyle dayanıyor, böyle dayanıyor. Bunu tutuyor falan filan. Erkeklerde daha böyle bir ergen enerjisi var. Hebelel, hebelel, hebelel dans ediyorlar onlar. Şimdi, orada ayrı dönemlerde yaşadığımız ve ayrılık yaşadığımız bir aşkı yad ediyoruz. İkimiz de aynı oda. Evet, ikimiz de aynı odada yaşamış. 101, evet. Aynı adam mı? Yok, Allah'tan değil. Peki, oraya gittiniz. Yani bu şey vardır, meşhur film şeyin de oynadığı. Neydi o? Jack Lemon'un meşhur partneri, söyle. Shirley MacLaine. Hayır, adam partneri. Neydi ya? Walter Matthau. Walter Matthau'yla bir evet, şeyde ne? Plaza Hotel. Evet. Filmi. Plaza Hotel değil mi film? Orada da aynı oda 4 farklı hikayeye ev sahipliği yapar. Evet. Çok güzel bir filmdir. Bana biraz senaryo onu anımsattı. Hiç alakası yok. O bakımdan söylemiyorum ama öyle hatırlattı, bir hikaye. Yani 101 numaralı odada geçmiş 2 hikaye, 2 kırık kadın mı? Evet. Ha? Evet. Ve hadi bari dayanalım diyor. Evet, her tarafa ne yapalım, yıllar sonra dayanalım, gidelim, her tarafa sürtünelim odada. Ama otel de güzel bir otel. Ama ilk anlatırken dedim ki keşke ben de ne güzel anlatıyor, klibin içinde olsaydım. Sonradan sürtünme kısmına geçince... ne yapayım o kadar. Ama çok güzel yapılmış, renkleri çok evet, güzel, kızlar çok güzel görünüyor. Ve sesler tabii, ses iki güçlü sesi şey yapıyor. Entonasyonumuz yakışmış da çok tutuyor Sıla'yla. Ne demek istiyorsun entonasyonumuz tutuyor derken? Mesela iki çok iyi şarkıcı vardır ama beraber söylediğinde iyi duyulmaz. Bizim beraber söylediğimizde iyi duyuluyoruz. Maşallah. Her şey çok güzel. Albümde iyi duyulmadığın var mı peki? Yani beraber yok mu? Yok. Ben onları albüm elimde, koklayıp böyle. Çok güzel. Bir de bir hard copy yapılmış. İşin ruhuna sadık kalınarak. Ondan sonra ve plağı da var. Bir plak evet, yapılmış ve bir CD yapılmış. Bugün evet, bunun satılması satılmaması önemli değil. Tabii. Fakat bir sanatçı dört başı mamur bir çalışma yapmış. Böyle, hatta böyle bir şömizi de var. Buna şömiz deniliyor. Şömiz. Ondan sonra yine açıyoruz. Yine bu çıkıyor. Sonra tekrar evet, açıyoruz. Unutanlar 1,5 yıl uğraştık. Sen de olacaktın içinde, bundan sonrakinde inşallah. Evet, bana yer bulunamadı. Hayır, sen çok yoğunsun. Bana da aynı bahane. Yani yoğunlukla alakası yok. Bu herkesi kandırıyor. Sen kardeş, çok yoğunsun. Yani diyor ki senin kabahatin. Ben akrabasıyım bir de. Evet. Senin, ben halasının kızı olduğum halde. Halasının kızı olarak bak işte. Fakat her şey çok net hallolmuş bitmiş. Yani bir resim, bir illüstrasyonla işi çözdük. Bak, başka bir şey yok. Biz bir de suya filmini girerken, çektik. Bilmem. Bunu. Bir de bir genç çocuk getirdin, gözlüklü. Evet. Hafif tombiş. Evet. O da sana nerede, film festivalinde mi? Onları bilmiyorum ama şimdi biz arşiv konusunda eksik insanlarız. Bu dokümanteri çekerken Nükhet Hanım dedi ya. Bu arada Polat Yağcı'yı da tabii ki tebrik etmek lazım. Evet. Böyle bir prodüksiyonun önemli parçası. El verdi, benim kardeşim böyle gibi Polat. Böyle bir şey yapmış. Yani bugün birçok insanın lüzumsuz gördüğü, boşa masraf diye gördüğü şeyler bütün bu albüm için yapılmış. Helal Polat Yağcı'yı da tebrik etmek gerekiyor. Bu Ne diyordum arşiv ben? Diyordum hayat. Arşiv diyordum. Bu arşivinizi bak niye bana... geldim anladın mı? Gayet iyi anladım. Sen şey yaptın 1927 evet. Yani aslında 1918'de nüfusa 1927'de yazdırmışlar. Çünkü şey sahneye çıkması için sahneye çıkabilsin diye yaşını büyütmüş. Tabii. Evet. Bu dedi arşivinizi bana açar mısınız? Ay tatlım arşivim yok ki benim dedim. Yani biz alışmadık öyle şeye. Çünkü benim albümlerim, resimlerim falan hep beni sevenlerde var. Ben öyle biriktirmem. Yani mesela bunu yaptım değil mi? Ben bundan sonrakini düşünmeye başlıyorum. Evet. Garip bir durum yani. Aidiyet duygum fazla yok. İstersen dedim çekmeceleri açayım kalmış bir şeyler bulabiliriz. Bir de o beni sevenlere müracaat edelim dedim. Hakikaten herkes tutuyormuş arşivleri. Enteresan bir film yaptı Mutunç. Kendisi Mutunç olarak Kayıp Ada olarak nitelendiriyor kendisini. Biz de bulduk o adayı diye nitelendiriyoruz. Enteresan çok, bir oğlan. Evet. Büyük çok duygusal bir şey yaptı. Peki bu aynı zamanda bir görsel yönetmenlikle mi üstlendi bu tabii, işte tabii. Tişörtler, bütün tabii, bu şey tabii. Tasarımlar falan grafiği filan. Çalışan kardeşimizle de hep evet. Ekip çalışması yaptık. Mükemmel. Aslında tamamen bir konsept işi oldu. Evet. Full ekip çalışmasıydı. Evet. Arada, Evren Ercan'ın kaptanlığında. Sayayım Sıla'yla Yaralım. Kenan Doğulu'yla Seninle, Mabel Matiz'le Nerede, Aşık Oluyorum Evrencan Gündüz'le, Beni Benimle Bırak Funda Arar'la, Bir Nefes Gibi Kalben'le, Kazandım Zeynep Bastık'la, Destina Ceylan Ertem'le, Gözlerin Bulutlu Sena Şener'le, Sevda Rubato'yla ve Mahmure Ata Demirer'le evet. Gerçekleştirilmiş ki müthiş bir kadro kurmuşsun. Benim zaten bu kadroda işim yok. Nasıl yok ben ya? Ben burada sırıtırdım. Sen 12 olacaktın. Ben sırıtırdım burada. Senin için düşündüğüm şeyi göreceksin. Bir sonrakinde inşallah belki olabilir. Senle de inşallah. Ben. Senle ben sana bir şey söyleyeyim. Bunu boş ver. Biz ikimiz bir albüm şey yapalım. Bence de. Bu zaten ama bizim onu, o programa Nükhet'i de çağıralım. O programa diyorum Nükhet. O programa da Nünü'yü çağırırız. Evet. İkimiz bir... Sebepli sebepsiz. Evet. Biz ikimiz... Yani bazı insanlar var. İnsanın içini açar. Bebeğim anladın benim. Mı? İşte o benim içimi açıyor. Oh, tamam. O sen onun içini açıyorsun. Ben kim oluyorum? Sen de benim içimi açıyorsun. Biz tamam, seninle Ayta'nın şarkıları üzerine bir albüm yapalım. Öyle yapalım. Nünü'yü promosyona çağırırız. Tamam. Bence vallahi de. Bile. Peki bunların arasında seni çok şaşırtan bu yorumuyla benim şarkımı buradan aldı bambaşka yere koydu diyebileceğim bir insanın ismini söyleyecek cesaretin var mı? Var tabii. Kim? Var tabii. Yani beni çok şaşırttı. İnşallah Ata Demirer değildir. Değil. Ama Ata da çok tatlı. Aç kapıyı kız diye başladı. Ana. Çok güzelmiş. Kalben. Kalben çok şaşırttı beni. Çok şaşırttı. Çünkü Bir Nefes gibi benim müzik dünyasına girdiğim albümün adıydı. Ve o şarkı ve ben Kalben'in ses tonu, hakikaten kalpten bir insan oluşunu düşünerek bu şarkıyı ona ayırdım. Bütün yaz yakalayamadım onu da. Bekledim ve 1,5 ay önce anca seslendirebildi. Çünkü ne mutlu ki artık canlı müzik, konserler çok fazlalaştı. Ve genç arkadaşlarım kendilerini sahnede ifade edebilecekleri imkanlar buluyorlar. Bu imkanların arasına bu albümdeki yorumu çok şaşırttı beni. Önce geldi... Müthiş kötümserdi. Bir gece önce konserden geldi. Ya Nünü niye ben şimdi okuyorum? Ben senin gibi okumayacağım. Ben bunu böyle bir söyleniyor. Ha. İnan böyle huysuz. Ne diyorsun sen ya dedim. Yani ben hiçbir şey bilmiyor muyum dedim. Ha dedi. Ben bu şarkıyı sana uygun gördümse bir daha bir düşün dedim. Ama ben senin gibi söylemiyorum dedi. Kim istedi benim gibi söylemeni? O zaman niye sizlerle yapıyorum bu şarkıları Güzel, dedim. Çok doğru. Yani sen gibi söyleyeceksin. Ha iyi anladım o zaman dedi. Gireyim söyleyeyim değil mi dedi. Harikulade. Gir söyle dedim. Uçtuk. Evet. Uçtuk. Ama o kız bambaşka bir şey. O kız hakikaten bambaşka, çok evet. kabiliyeti fakat insanı paralize eden bir evet. hali var. Evet. Beni de paralize ediyor. Evet. Beni de paralize ediyor. Okan seni çok seviyorum. Çok emekli bir insansın. Çok harika bir insansın. Seni çok seviyorum. Evet, evet, bunu biliyorsun yapıyor. Değil mi? Sevgili Okan diye başlıyor. Sevgili Okan. Yani beraber ne yapsak böyle sevgili Okan. Bu sevgili Okan, sevgili Sezen Aksu'yla başlayan bir şey. Sevgili Sezen Aksu, sevgili şu, sevgili bu filan ve bir konuşması var. Başlıyor konuşmaya. Sen böyle başla diyorsun ki estağfurullah öyle falan filan. Fakat bir süre sonra fark ediyorsun ki konuşma bir türlü tamamlanmıyor. Yani böyle doyamıyor Mete. Çok güzel, çok evet. güzel başlıyor konuşma. Böyle işte mesela ben sana diyorum ki Aytacığım şöyle güzelsin, böyle tatlısın, böyle bir şey ben söyleyeceğim, böyle bir şey falan. Sen de diyorsun ki estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Hani bitirse de gitsek. Ondan sonra bir süre sonra bitmediğini görüyorsun. Yavaş yavaş böyle bir cinayet planlamaya başlıyorsun kendi kendine. Hani şuradan uçsam, bıçağı kapsam filan diyerekten. Böyle bir şey acayip. Tamamen çok duygusal. Tamamen esrik, duygusal, kafayı yemiş bir kafa. Fakat işte bir sanatçıda da bulunması gereken şey bu. Böyle yapıyor. Evet. Böyle çalışıyor. Evet. Biz hep çok kısa konuştuk Kalben'le. Çok tatlı. Ya çok sen tatlı. Arabayla geçiyorsundur ya yoksa kesin kitlerdir. Ya trendesindir. Hep kısa konuştuk. O istasyonda çok az kalmışsındır falan. Yoksa karşı karşıya kaldığın zaman çok acayip bir şey. Evet. Ben kaldım. Yok, defalarca kaldım. Şöyle oldu. Bu şeyde dinleme gecesinde bana geldi dedi ki ay her yerde çıkıyorsun çok mutluyum. İşte senin çıkmayan yerlere lanetliyorum bilmem ne falan diyordu. Sonra dedim ki senin de düetin var değil mi? Dedim evet dedi. Çıkaracak mısın? Ben de mi çıkacağım dedi. Galiba dedim sen de çıkacaksın işte dedim. Müthiş bir şey yapmışsın. Ona bir problem sunmuş. Çok doğru. Yani hemen şey var mesela bizim bak bu şey gibi. Bizim Beyazıt Öztürk yapar. Mesela bir kere programına kalıyor. Okan Bayülgen o geliyor falan dedi. Ben böyle koştum çıktım geldim falan. Böyle yaptım. Dişinde maydanoz mu var? Bir küstüm abi. Dedim ki böyle bir espri yapılır mı ya böyle. Oturdum. Ay. Bütün program böyle oturdum. Çünkü orada Beyazıt'ın da yaptığını sen ona yapmışsın. Bir problem çıkarıyorsun ona. Sen çıkıyor musun filan deyince o durdu. Aslında bilmeden yaptım ben. Bilmeden yaptım. Karşı tarafa bir problem vereceksin. Yani hemen gidip bunu öğreneyim dedi gitti. Ne oldu ya şurası yıkılmış mı filan diyeceksin. O falan ona takılacak. Yoksa serbest bırakırsan bunlar şey, iyi ki böyle manyak arkadaşlarımız var. Bence de. Ben bayılıyorum ona. Ben de. Böyle bir manyak. Bizde de burada konser verdi, akustikler verdi falan filan. Bayıldı millet öldü. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Fakat aynı evde yaşayamam. Katil olurum. Dur bakalım denemedin. Yok denemek istemem. Peki. Hakikaten şeyi seyrediyorum bu Netflix'te filan var ya I am a killer. Nasıl öldürdüklerini anlatıyorlar. Falan filan yani öyle olurum ben. Peki çok güzel toplanmayacak bir ekip toplanmış. Bunun ikisi üçü gelecek mi? Nereye? Yani bundan bir tane daha yapacağım mı? Ha, valla sıkarsam dişimi yaparım. Evet bak bizi kandırıyorsun, bizi heveslendiriyorsun. En azından bir tanesini de okuyalım. Ay, evet, kesinlikle, kesinlikle. Şöyle söyleyeyim, belki böyle full, ya hiç bilmiyorum ya, böyle full bir şey mi yaparım yoksa teker teker mi biriktiririm? Yani buradaki güzel olan tabii senin bunu şu anda... Şimdi ben senin yolunu çok iyi gözlemliyorum. Bütün konserlerden, bütün hepsinden. Şimdi yaptıklarını da görüyorum. Kendini müthiş bir cesaretle bir takım işlere böyle hiç hani köşene çekilip de aman bana ne lazım demeden risk aldığını da görerek. Şimdi şöyle bir şey yapıyorsun. Harikulade bir şey bu. Kalkıp dönüp de kendi işte efendim klasikleşmiş şarkılarımı tekrar yapıyorum. Bir konser daha vermek için bir bahane daha yaratıyorum demiyorsun. Şimdi yaptığın iş hukuken de sanatsal olarak da zor bir iş. Çünkü ne yapıyorsun? Diyorsun ki benim sunduğum, meşhur ettiğim şarkıları bugünün çok önemli sanatkarlarıyla bir kez daha söylüyorum. Bir kere baştan bir telif problemi çıkarıyor kendine. Baştan bir problem yarattı. Baştan verilemeyecek konserler yarattı. Baştan bir problem yarattı. Çünkü paylaştı. Halbuki normalde insan bir şeyi paylaşarak götürmez. Tek başına götürür. Hı hı. Tek başına götürür. Yani bir albüm için bir tane düet yapar. Bir tane enteresan bir lokomotif olacak bir şarkıda bir halt eder. Ondan sonra gider. Bu öyle yapmadı. Ama öyle değil. Öyle değil. Bak, bu bir hüsnü niyet. Bu güzel. Hüsnü niyet. Ama bir taraftan da bence parlak bir fikir. Neden? Beni bilmeyen bir jenerasyon var. Yok ya. Evet. Kim geliyor konserlerine kızım? Onlar değil. Ahiretten izinliler geliyor. Hayır efendim. Allah Allah. Şaka yapıyorum ya. Şey yapalım. Şaka yapıyorum ama gerçekten ya, bilmeyen. Gençlerle dolu konserlerin gençler geliyor ama yeni gençler, keşfedebilenler çok daha heyecan verici benim için. Çünkü Evrencan Gündüz mesela çok beğendiğim bir müzisyen. Onunla birlikte, onun arkadaşlarıyla bütünleşebilirsem çok mutlu olacağım. Çünkü çok güzel konuşuyoruz onunla. Hiç ben Nükhet Duru'ymuşum gibi konuşmuyor. Evet falan. Bu vaziyetimiz var. Öylesin zaten. Ama işte bu benim çok hoşuma gidiyor ve yeni keşiflerde de hay Allah Nükhet Duru da çok enteresanmış diye yorumlar okuyorum. Ben bilmiyordum diyor. Ben şimdi Nükhet Duru fanı da olacağım diyor. Bu benim için yaşarken alınabilecek en güzel ödül. Yeni insanlar, yeni dostluklar, yeni arkadaşlar. Bu Zeynep Bastık'la ne yaptın? Bu kız çok şeker, çok şeker. Onunla Çiğdem Talun Melih Kibar şarkısı söyledik. O seçti bunu bak mesela. Bu şarkıyı ona ben seçmedim. Erol Evgin var. Onunla niye çalışmadın? Sen tanıyorsun yeni çıkan gençlerden Erol Evgin. Yani ilk albümünü çıkardık. İlk Erol Evgin'i. Şimdi Erol Evgin ben kaç programdır söylüyorum. Ben Erol Evgin'den şüpheleniyorum. Çünkü birisi Erol Evgin posteriyle dolaşıyor aramızda. Ben onun gerçek Erol Evgin olduğunu düşünmüyorum. Yani birisi sabah evden çıkarken yüzüne bir Erol Evgin posteri yapıştırıyor. Kesmiş oradan böyle gayet güzel görünüyor. O Erol Evgin şey yapıyor. Gençlerden Erol Evgin. İnanılmaz. Evet. İnanılmaz. Bütün mesele Transilvanya'dan Erol Evgin de diyebiliriz. Bütün mesele insanın bedeniyle, teniyle değil de beyniyle ve ruhuyla hareket edebilmesi. Benim için hayatta en genç insanlardan biri Haldun Dormen. Haldun Dormen hepimize taş çıkaracak, hepimizi gömecek ve sonra yine gençlerle tiyatro yapacak. Benim Haldun abi de düşündüğüm şey bu. Ben tabii ki sana bir şey söyleyeyim. Ben Rolling Stones grubu gibi buruşmaya inanıyorum. O kadar buruştular ki artık hiçbir yerleri görünmüyor. Yani biliyorsun değil mi? Yani ama o cins, ırk. Yani abi ama cins, coğrafya. Irk özellikleri hiçbir müdahale yaptırmamaları ve davulcuları, gitaristleri, diğer gitaristleri ve solistleri bir tek basçı ayrıldı bunlardan. Biliyorsun basçı da şimdi bunlar 55. yıllarında mı ne? Tuncer değil mi? 55. yıllarındalar mı? Nerede Tuncer orada diyor. Tuncer orada ama uyuyor. Ama bu da Rolling Stones sevmez. Neyse, ondan sonra ve bunlar basçı 40 sene sonra galiba ya 35 sene sonra 40 sene sonra gruptan ayrıldı. Tahammül edemiyorum artık diye. 40 sene sonra. Tahammül edemiyorum artık diye. Artık bunlarla çalışmayacağım diye ölmek üzereyken ayrıldı. O da ölmedi. Bunlar da ölmedi. 80 yaşına geldiler. Hala konser. O kadar buruştular ki. O kadar buruştular ki. Şimdi Erol Evgin'e hiç bunlar olmadı. Olmadı, olmaz. Ama bizim şeyimiz değil mi? Bizim genetiğimiz. Bizim genetiğimizde tabii ki büyük fark var ama onun dışında... Erol Evgin kaç doğumlu? Hatırlamıyorum, bilmiyorum. Ya herhalde 50 doğumludur. Bilmiyorum. Bunlar da 44 doğumlu ayol. Bilmiyorum. Yok. Sana bakayım. 1917. Beni bunlarla korkutamazsın. O kadar bak, o kadar Nünü'yle ilgili o kadar şey yapıyorum ki yani bir programa geldiği için tabii bunu şey yapıyorum. Çünkü benim sevgilim bana sürekli diyor ki Okan Nükhet'i sonunda diyor çok fena kızdıracaksın. Çok fena kızdıracaksın. Çünkü her seferinde sahneye çıkıyorsun. Nükhet konser verdiğinde her seferinde sahneye çıkıyorsun ve mutlaka yaşla ilgili bir espri yapıyorsun. Evet. Diyor. 7 yaşındaydım onu izliyordum diyor. Seni Allah nasıl bilirse öyle diyorum. Ay, çok sen bu kadar güzel, bu kadar dipdiri, bu kadar harika olmasan sıkar mı ben de sana böyle bir şaka yapayım? Canım benim. Evet, evet. Peki. Ama bir de 100 yaşında olsan ne olur bu halinle? Ha, değil mi? Değil mi? Kemik gibisin. Kemik gibisin ne ya? Buna iyilik diyecektin. Kemik mi demek istedi? Karıştırdım. Ay muhteşem. Ha. Ha, kemik gibisin beni. Yani. Aa, tamam, dipçik peki. Gibi. Kemik tamam, gibisin dipçik. Sevgilim. Peki. Bir neyse, tane nasıl? Daha klibimiz var. O ama biraz dokümenterisi gibi mi? Mabel evet, Matiz olan. Evet, evet. Görelim stüdyoda. Ondan. Görelim. Nerede? Hainim canım nerede? Bravo! Ya hani dokümenteriydi bu? Basbayağı bir klip işte. Evet, içine İstanbul görüntüleri falan da evet. Katınca klip oldu. Çok güzel olmuş. Hı hı. Şimdi bundan tekrar bu kliplerden gelecek. Diğer düet yaptığın işte Kenan Doğulu, Evrencan Gündüz, Funda Arar, Kalben, Zeynep Bastık, Ceylan Ertem, Sena Şener, Rubato, Ata Demirer ve olmayan Ayta Sözeri ile. Ondan sonra... o klipte gelecek, yetişecek bonus. Benle bir sonraki albüme eğer tekrar böyle bir şey... düşünürsen ben biraz restatif bir şey yapacağım. Restatif bir şey değil, ben erotik buldum. Şeyi tercih ederim. Ve o şarkımızda ben Hadise gibi dans etmek isterim. Hadi canım. Evet. Hadise gibi dans etmek isterim ve dekoltemin de mutlaka Hadise gibi olmasını isterim ben. İstersin. Buna katlanabileceksen ben seninle bir klip yaparım. Yoksa ne kimler sırada. Diyorsun. Tabii ki. Yani artık klipler erotik olacak. Ben hiç erotik bir şey göremiyorum. Ha. Çok saygıdeğer falan filan. Sen gördün mü erotik bir şey? Yok, görmedim. Kuşlar uçuyor, çocuklar var. İkisi de giyimli. Nünü çok hoş görünüyor. Diğerinde de otele gittiler. Yine erotik bir şey yok. Sürtündüler duvarlara geldiler. Mart geliyor ya. Ondan sonra yani elimizdeki en erotik şey papağan. Papağan. Bu kadar. Oh, evet. Çok seviyorum onları. Evet. Hayvancıkları çok seviyorum. Harikulade. Peki bu işin bir albüm ve tabii ki işte çeşitli dijital platformlardan dinlenecek. Çokça dinlenecek. Ay, bir numarada Zeynep'le şarkımız. Bir numarada bir haftadır. Vallahi ben alışkın değilim, şaşırdım. Çok hoşuma gitti. Tevazu. Alışkın değilim. Yani birkaç senedir yapmıyordum albüm. Aman konserden konsere koşuyorsun kızım. O başka. O nasıl oluyor? Nasıl konserden konsere koşuyorsun? O kredi. Ha, ne kredisi? Tabii. Ha, insanlar o kadar çok seviyorlar ki falan, o değil. Bir insan gündemde değilse konserleri bu kadar dolmaz. Bence de. Evet. Allah. Güzel konuştun canım. Evet. Hala kızım söylesene konserler arada böyle nasıl? Şeyler söyle. Neler yapıyorsun? Benimkiler de çok. Ha, çalışıyorum. Biraz isim verirsen o kadar çok Nünü'den söz etti ki hiç Ayta'ya vakit kalmadı. Ya ben hiç çok mutluyum. Ben de mutluyum. Gayet ama iki arkadaşımla oturmuş sohbet ediyoruz. Evet tatlım, zaten öyle oluyor ama biraz da Ayta'dan söz edelim. 1957 Almanya doğumlu Ayta. Evet, doğru. Evet. Ben bak hiç itiraz etmem. 27 desin de bakayım ne diyorsun? 27'ye de etmem. Ah, yaşa, ben de 6 yaşında Almanya'dan İzmir'e taşınırız. Evet. Niye? Ailemin kararıydı, bana sormadılar tabii ki. Hatta bununla ilgili acaba diyorum ki bir dava falan açsa, ama ailem bana sormadan beni getirdi. Bravo. Benim kimlik hakkım var ve ben şimdi aklım balik olur ve kimlik hakkımı istiyorum. Hiç tavsiye etmem. Son olarak Frankfurt Havaalanı'nda öyle badireler atlattık ki hiç tavsiye etmem. Bu gördüğün değerli orkestra üyeleriyle beraber o hani kasırgalı gün vardı ya. Evet. Bir kasırgalı gün oldu. Evet. O kasırgalı günde uçağımız saat 7'deydi Frankfurt Havaalanı'nda. Saat 7'deki uçağımız için Oradaki güvenlik kontrolüne girdik. Polislerden filan söz etmiyorum. Polislerden ne olacak? Polisler şöyle davranmış, böyle davranmış. Onlar kolluk kuvvetleri. Yeni bir şey var. Bir başka bir toplama kampı kurmuşlar. O toplama kampında güvenlik güçleri değil, özel güvenlik elemanları bizi test ediyorlar. Bizi test ediyorlar. Nasıl test ediyorlar? Böyle bir şeye giriyorsun. Şimdi yeni biliyorsun bir döner şey var. Hı hı. Ona giriyoruz ya. Evet. Bir de kolları kaldırıyoruz. Adam sen geri zekalıymışsın gibi onu yapıyor. Böyle yapıyor sana bak. Ya herhalde salak değilim. Ona da dönme dolap olarak da bakmıyorum o dediğim şey. Yani ben duracağım o dönecek filan. Böyle yapıyorsun. Böyle yapıyorsun filan. Ondan sonra oradan çıkıyor. Şimdi onun hikmeti ne? Onun hikmeti ne? Bu alet seni şey yapsın, etrafında dönsün. Hani eskiden kapıdan geçiyorduk. Aha, aha. Oramızı buramıza bakıyorlardı. Bu etrafımıza dönecek. Bize dokanmayacaklar değil mi? Hayır. Tekrar dokunuyorlar. Direkt olarak yaptıkları şey şu. Bana yapmadılar. Sana yapmazlar. Kadınlara yapmıyorlar. Erkeklere yaptıkları şey şu. Ciddi söylüyorum. Niye bunda acaba? Ayıp bir şey yok. Yapıyorlar. Bana yaptıkları şey. Sonra da bunu yaptıktan sonra hepimize yaptılar. Bak bu çocuğa ve bu çocuğa. Biz bir tiyatro ekibi olduğumuz için önce Hamburg'da daha sonra Frankfurt'ta oyununu oynayıp oradan geçtiğimiz için hani belki tek kişi olsam derim ki hayal görüyorum. Ama hepimize yaptılar. Irkçılık yapıyorlar şüphesi içindeyim. Ön yargılıyım, başka bir şeyim filan. Ondan sonra hayır öyle değil, direkt. Ve Yusuf dedi ki abi bana. Murat dedi ki abi ben. Tuncer dedi ki abi bana. Genç çocuk işçi dedi ki abi bana da yaptılar. Sonra da bunu yaptıktan sonra da bacak içlerine apış arasından başlayarak ben de dedim ki gel bebeğim. Madem yoluyor. Vallahi gel bebeğim dedim. Gel bebeğim dedim. Hepimiz güldük ya. Hepimiz gülünce ne oldu abi? 3 tane polis geldi. Aa! 3 tane polis geldi. Niye geldi baba? Gülüyorlar. Gülüyorlar. Gülmekte bir itaatsizlik var. Gülüyorlar. Yani gülmek demek ki nümayiş çıkaracaklar. Polis geldi. Babacığım ne oluyor? Nümayiş. Ne oldu peki? Sinirimiz bozuk vaziyette gittik uçağa falan. Bekledik. 10 dakika gecikti. Sonra bize dediler ki uçak iptal oldu. Kasırga. Tahmin ediyorduk olabilir. Ne yapacağız baba? Sizi Almanya'ya geri sokacağız. Almanya'ya geri gittik. Pasaport. Niye geldiniz? Hayda. Lan niye geldik? Uçak iptal oldu. O yüzden geldik. Döneceğiz tekrar gireceğiz. Bu da seni falan buluyor. Abi anlattık. Neyse polistir. Tamam bir şey demiyorum. Ülkelerin güvenlik güçleri, kolluk kuvvetleri hakkında bir şey söylemiyorum. Korkumdan değil söylemek istemiyorum. Çünkü başlarında belalar var. Bunu bildiğim için anlayışlı davrandık. Gittik. Tekrar şeye girdik. Bilet bilmem nesine sırasına falan. Abi aldık biletleri. Abi 16 kişi. Hayal görecek halimiz yok 16 kişi birden. Tekrar girdik. Ama biraz önce diyecektim girerken mi çıkarken mi diye. Abicim, hem girerken ya dedik ki biraz önce tuttunuz. Aynı şey. Ve kendi memleketimize geldik. Oh. Mis gibi gencecik polisimiz. Vallahi yani bu şey yalakalık olsun diye söylemiyorum. Kendi memleketimize geldik. Mis gibi polisimiz, gibi kontrollerimiz. Hepsi gencecik çocuklar, hepsi gencecik güvenlik görevlisi, polis, şu bu falan. Abi bir başladım ağlamaya. Hayatta hiçbir zaman ağlamam. Allah memleketimden uzak tutmasın, eksik etmesin başımdan falan. Abi çok fena. Ya bu kadar adama ellersen öyle olur. Ona mı ağladın yoksa? Ona ellendim diye ağlamadım. Ona hazırım. Ama buyur da demişler. Hayır yani ellediği için o ağlamıştır belki sonradan. Onu bilemem. Ama yani kıskançlıkla çok ağlayan oluyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Adamların tecavüzü ve terörü korkunç. Sakın gitme. Okay. Tamam. Sakın gitme. Okay. Almanya'da bizim şeyimiz... İşe de mi gitmeyeyim şimdi? İşe konser almıştım. İşe git, Frankfurt üzerinden gitme. Ama kadınları ellemiyorlar dedin zaten. Kadınları ellemiyorlar ama kim bilir başka neler yapıyorlardır. Çünkü orada da kim bilir o erkekler gibi kompleksli kadınlar olabilir. Frankfurt'a belki gitmeyeceğim. Mesela çantanı kıskandı. Belki çantanı kıskandı. Doğru. Belki bir şeyini kıskandı. Olabilir. Neyse ben de anlatırım yaparlarsa bir şey. Gelirim bir daha. Vallahi gel anlat. Çünkü İnan bunu öğrenecekler. Şimdi bebeğim. Daha önce seninle konuşurken bunlardan bahsettik ama sen durmadan çalışıyorsun. Şimdi bu Benimle Söyle var. Evet, Benimle Söyle. Şimdi ara verdiler. Haziran'da yayınlanacak tekrar. Çünkü... Ama o kanal değiştirdiniz. Ya Fox TV'ye geçti. Evet. Ay, söyleyemiyordum herhalde. Kanal değiştirdim. Söyleyemiyor musun? Bilmiyorum ki. Niye söyleyemiyorum? Fox TV deyince ne olacak ki? Bilmiyorum. Fox'a geçtik. Bayıla Haziran'da bir 4 bölümünü yayınladılar. Haziran'da şey yapacaklar, yayınlamaya devam edecekler. Ayrıca da bir tane stand-up yarışması. İşte ondan söz etmeni istiyorum. O ne? Bir dijital platformda D-Smart Go'ya bir stand-up show çektik. Nerede? D-Smart Go. D-Smart Go. Evet. Öyle yazıyordu. Dijital platform diye. Güzel. Oraya bir stand-up show çektik. Genç stand-upçılar. Ben de sunuculuğunu yapıyorum. Çok güzel. Bir iki böyle espri yapmaya çalıştım. Onlar yapıyorlar ya, kıskandım falan. Bayağı da beğendim kendimi. Evet. Hani belki stand-up falan yapabilirim diye. Ama zaten sahnedesin. Sahnen harikulade. Sahne ayrı ama stand-up yapmak. Çünkü onlar başka bir şeymiş gibi geliyor bana. Başka bir matematiği varmış gibi o stand-up'ın. Çünkü benim aklıma gelen, daha önce gidip böyle izlemediğim için büyük bir ihtimalle Amerikan filmlerinde birisi çıkar stand-up yapacaktır ama mikrofonu açar. Önce mikrofon bir öter diye. O kısmını hatırlıyorum sadece. Ama çocuklar inanılmaz yetenekliler, gençler. Ve ilk izlediğimde bir şey anlamadım. Provaları yapıyoruz falan. Dedim ki yani insanlar buna nasıl gülecekler? Ya öyle değil bak, anlattıkları zaman göreceksin. Bir dakika provası yapıyorlar çünkü ne kadar sürecek diye. Sonra sundum. İlk komedyeni çağırdım. Oturdum ve kakır kakır anıra anıra gülüyorum. İkinciyi çağırdım, gene gülüyorum. Üçüncüyü dedim ki ya bunlar provada böyle değillerdi, ne oldu? Güzel. Nasıl gülüyorum, inanılmaz. Sonra öğrenmek istiyorum dedim ve gerçekten de inanılmaz. Mesela Alpay Erdem diye bir çocuk var. Anlatım şeklini galiba beynime kazımışım ve bugün asistanlarımla öyle konuşuyorum. İşte şimdi çok şey vermeyeyim anlattığı hikayesiyle alakalı. Bir nesneden bahsediyor ve o nesneyi anlatırken karısı ona söylüyormuş. Diyor ki Özlem içeri geldi ve bana dedi ki sen bunu biliyor musun? İnanılmaz hoşuma gitti bu. Ve bugün öyle konuşuyordum mesela. Tane tane. Senin aslında stand-up ya da benzeri bir şey için ihtiyacın yok. Sen zaten birçok sahnedesin ve o sahnelerin çok başarılı. Sen belki stand-up, yani sadece stand-up belki bir insanın sahneye çıkma nedenidir. Ama sen zaten sahnedesin. Şovunun, kendi şovunun, büyük şovunun istediğin kadar bölümünü konuşmaya şekilde ayırabilirsin. Evet. İstersen sonra hepsini konuşmaya yap, şarkıları at. Yavaş geçiş yap. Ya olmaz, öyle bana sorarsan da olmaz. Ama bu sanki şeyde, sahnede yaptığın öyle bir şey değilmiş gibi. Bunlar bir hikaye bulma. Ama bu çocuklarda başka bir şey yok. Sendeki şey yok zaten. Ben de onu... Şimdi bu aynı şeye benziyor. Bana da diyor, Okan ne zaman YouTuber olacaksın? Ne gerek var ki? Ben zaten sahnedeyim ki. Yani benim yaptığım programlar zaten YouTube'dan yayınlanıyor. Ben bir de gidip YouTuber mı olacağım? Yani bir başlangıç, tekrar bir başlangıç mı yapacağım? Yapmaya gerek yok ki. Bizim Beyazıt yaptı. Beyazıt, ya ben de onu anlamıyorum. Diyorum niye yapıyorsun? Yapmana gerek yok ki. Sen zaten yıllarca YouTube'un en çok izlenen videolarını zaten kendi televizyon programını olarak gerçekleştirdin ve onlar da YouTube'da yayınlandı. Ve oldu. Yani bir de ayrıca gidip de tekrar başka bir kuyruğa girmeye gerek yok ki. Onu demek istemiyorum diyorum. Sahnede bizim yaptığımız sahne, şarkılar arasında anlattığımız hikayeler, konuştuğumuz daha zor. Samimi söylüyorum, daha zor. Gerçekten mi? Bana sanki... Çünkü öbüründe sadece şaka duymaya hazırlıklı ve meyilli birisi geliyor ve onlar seninle beraber diye bekliyorlar ve sen punchline'ı verdi. Yani punchline'ı verdiğin anda final esprisi, bilmem nesi, ana damar ne halsa onu verdiğin anda gülüyor. Sen de öyle değil. Sen daha zor bir şey yapıyorsun. Zaten şarkı söylüyorsun. Zaten bir sahne şovun var. Ve bunun yanında iki de şakayı sokuyorsun araya. Hiç gülmeyeceklerini düşündükleri bir anda gülüyor. Evet, evet tabii ki. Öbüründe hazırlıklı. Ama sana bu daha zor geliyor. Ama ben de kendimi çok hafife almıştım. Yani, evet. Ha, hafife mi almışsın? Ben arada öyle. 3 haftada bir geleyim ben bu programa. Tabii. Yemin ederim vallahi. Benle konuş. Yani sadece programa gelmek değil. Tabii ben ki... iyi kariyer planlaması yaparım. 1918'den beri Nükhet'in kariyerini ben planlıyorum. Evet, o planlıyor. 1 yaşından beri. Peki, harikuladesiniz kızlar. Canım. Size bayılıyorum, size bayılıyorum, size bayılıyorum. Bir kere bu girişime bayıldım. Gelip beni ziyaret ettiğinde bana anlattığın şeyin de üstünde bir başarı kaydetti. Çok teşekkür ederim. Bütün bir konsept, filmiyle, efendim resimleriyle, albümüyle, ilk tanıtım konseriyle ve klipleriyle, her şeyiyle tas tamam. Bütün bunları kimle yapıyorsun? Bütün bunları aslında tiyatro tahsili yapmış ama müzikle de yakın ilgisi olan Evren Ercan'la yapıyorum. Kim? Evren Ercan. Siz iyi tanıyorsunuz efendime söyleyeyim. Evren benim Ercan. Genel sanat yönetmenliğimi... Bak kadın yönetiyor. Öyle bir kadın ki kadının genel sanat yönetmeni var. Sen... Bak kadının şimdi. Bütün kadının genel sanat yönü mesela. Ama çok miyim bu kadar birikim? Bu öyle bir şey ki böyle öyle çeşitli debdebeli filan. Evet. Buna genel sanat yönetmeni tutuyoruz. Mesela sen bunun karşılığı ancak bir genel yayın yönetmeni tutabilirsin. Nereden buldum onu ya? Ben de bulurum bir tane genel yayın. Ben de teknik direktör falan alırım herhalde. Evet. Evet. Ama çok mühim çünkü evet. Seni bu göremediğim. Evren biraz asabi filan bir tip değil mi? Evet, ben tanıyorum onu. Sürekli toplantı halinde. Çok güzel bir kız. Evet. Çok güzel bir kız. Evet. Harikulade bir kız. Fakat insanı doğduğuna pişman eder. Öyle bir kadın. Nasıl böyle bir yani illet bir şey yemin ederim. Yani bütün bir yaz geçirdik birlikte. Şu kadar bir telefonu kulağına soktuğunu gördüm şöyle. Akıyor yani akıyor. Kulağından girdi. Ama ben hep anlattığın kişiler hakkında ön yargılı olacağım. Çok yani iyi tanımıyorum olacak çünkü. Gibi değil. Olacak gibi çok değil. Çok fazla işkolik. Herelereler. Biz nünüyle tabii en güzel mayolarımızla, evet. Plaj şapkalarımızla ondan sonra. Güneşleniyoruz. O işte çalışıyor. Onda zebra desenli, ben de leopar desenli mayolarımızla sulara koştururken falan. Korkunç şey. Dedim ki bu kadını müşahede altına almak lazım. Şimdi kuliste de öyleydi. Nünü'ye dedim ki sana sesleniyor herhalde yok telefonla konuşuyor. Yine bir şeyler tabii, yapıyor. Tabii. Evet. Yani müşahede altına almazsak birkaç sene ya yaşar ya yaşamaz. O kadar çok telefon zararı. Korkunç. Allah etmesin. Korkunç. Yani vallahi işte ben çok yaşayayım diye onu yapıyorum. Ama müthiş. Bir kere harikulade bir prodüktör, organizatör, tiyatro işleri de var. Zaten belli var. Yani. Evet. Belli ve bütün bu iş zaten müthiş. Evet. Ay ne yarandım, ne yarandım ayol. Evet hakikaten ayol alışkın değilim sana. Ya, hasta mısın, nesin? Vallahi ama Nükhet öyle yapıyor. Her sahneye çağırdığında 1-2 tane güzel cümle söyle benim için diyor. Evet. Diyor mu? Öyle söylüyor. Tabii Kenan da öyle çağırıyor. Hayır bana da tam tersini yapıyor. Bana da sahneye çıktığı zaman ne söyleyeceksin? Hani sınırlı tut. Çünkü bütün derdi beni bir an önce sahneden aşağı atmak. Az söyle diye. Kıskanç ayol vallahi. Evet. Yani hemen 3 laf ediyorum. Hemen haydi bakalım yeni bir şarkıyla falan. Zaten gidecek biliyorum. Hmm. Tiyatrodaki kilotlu çoraplarını giyiyor. Ay bunu dert etti bu. Şimdi Amadeus'ta oynamaya başladı. Amadeus'ta. Ama olaydın. Ya biliyorsun. Olaydın. İşte, yüzyılı. Giyiyorsun. Yüzyılı çoraplar. Şimdi kadınları anlamaya başladım. En çok bambu çorapları seviyorum. Naylon çorap sevmiyorum. Telimi gösteren çorapları sevmiyorum. Bir bambu çorap giyiyorum. Naylon iyi değil. Bambu çorap giyiyorum. Altına bir bot giyiyorum. Uzun çoraplarım var. Onları üstüne çekiyorum. Bambu çorabın üzerine. Üzerine de bir mini şort. Böyle üzerine gördüm uzun adam. Bir palto. Böyle dolaşıyorum. Zaten o adama oynuyorum. Ve kimse bana bir şey demiyor. Geçenlerde İstanbul Belediyesi'ne gittim o halde. O günden beri zaten hiçbir şey demiyorlar değil mi? Hoş geldin Okan abi, Okan abi falan böyle. Okan abi. Hiç kimse bir şey demiyor. Vallahi çok acayip. Ama yani oyunda o kadar etkilendim ki Dün... Ama ne etkilendi? Fırladın gittin şeyden, ondan sonra ay var şana vakit ayıramayacağım falan, basıp gitmediniz. Utandım. Estağfurullah. Evet, biliyorsun beni. Çok tatlısın. Ondan sonra da bir röportajda sordular. Tarihte biriyle yemek yemek hayaliniz olsaydı kimle yemek isterdiniz dedi. Yok, Beethoven dedim senin yüzünden. Beethoven'le yemek isterdim. Bu güzel bir espri mi? Yani bu güzel bir espri mi? Ya senin şansında dedi. Ya bu güzel bir espri mi? Olmadı. Yani bu oldu mu yani? Hmm. Tam gider ayak yani. Ya o kılıkta... Ya beni bozmadan yapamıyor çünkü. Keşke kalksaydık Nükhet. Nükhet fazla oturduk galiba, kalksaydık. Hayır, fazla oturdu ve beni yıkmaya bak. Öyle cadıdır ki yani son anda bir şey pat. Ama çok güzel. Tamam. Oyun çok güzel. Ben de izleyeceğim inşallah. Artık başka konuklarım var. Yeter, kim var? Alkışlıyoruz. Uykusuzlar Kulübü'nde birazdan. Sen spora gidiyor musun? Yok ama ben böyle aletleri ben de tercih etmiyorum. Sakın çünkü yani doğa aykırı. Doğaya aykırı? Evet. Futbol falan, böyle tenis, at binme, onlar harika şeyler. At binmede ne senin sporun var? At yapıyor sporu. Evet. Senin bir sporun yok ki hatta. Yok çok. Wilma Elles. Çoğunlukla beğenilen kadınlar dikmemeli. Dikmemeli mi? Geniş dudaklı. Dikmemeli. Dik. Yani unutmamalı gibi söylüyorum. Suzan Kardeş. Emre Aydın. O steroid de çok fena insanın karakterini değiştiriyor. Var öyle tanıdıklarım. Aşırı dozda Ali Ayşe de oluyor. Onu da söylüyorlar. Böyle güçlü kuvvetli ama maalesef diyorlar. Uğur Etiler. Harikulade sanatçılar Emre Aydın, Suzan Kardeş, Wilma Elles ve Uğur Etiler, alkışlıyoruz. Efendim, Emre ile başlayayım. Uzun süredir onu görmüyorum. Harikulade adam. Emre'nin Instagram resimleriyle başlayacağım. Çünkü Emre'nin neden Instagram'ın var bilmiyorum tabii ki. Niye gerek duyuyorsun? Ben Instagram'a tahammül edemiyorum. Ben de edemiyorum. Sen de edemiyorsun ama... Ben Twitter'a da tahammül edemiyorum. Maaşı, benim de ikisine de tahammül ediyorum. Bu ne ayol? Balmumu Müzesi'nin o yıllarda da başarılı olduğunu, benim de o yıllarda ne kadar... Peki şimdi söyle ismini bunun, neydi? Madam Tina Turner. Tina Turner. Tina Turner'a biraz dokunuyor musun arkadan? Yok, değil yani, değil mi? Yani Garfield tişörtü var üzerimde. Çok dokunmuyorumdur muhtemelen. Evet. Ve ama yani Tina tabii bal mumları güzel değil. Ama sen de bal mumu gibi görünüyorsun. Tabii, tabii, aynen. O garip. Aynen. Yani sanki Tina senin bal mumu heykelin önünde şarkı söylüyor gibi bir. Değil mi? Öyle bir görüntü yok mu? Yani evet. Bu ne ayol? O o yıllarda büyük havalı bir şeydi. Tabii işte güncelleniyor her şey yani zamanda. O zaman bağlama çalmak falan o yaşta büyük. Çok büyük. Acayip. Şimdi bir çocuk ortaya çıktı. Kitapçıda çocuğu konuşuyorlar. Şey Atakan. Herkes de bana yazıyor. Diyor ki bu Atakan'ı programa çıkaracak mısın? Çıkarmayacağım. Çıkarmayacağım. Çünkü bir çocuğa, çocuk. Aynen. Bir çocuğa bu kadar yüklenmenin alemi yok. Yani büyükler çocuklar üzerinden bir polemiğe girişiyorlar. Kendi eksiklikleri, kendi problemleri, kendi dertleriyle ilgili bir çocuğu hırpalıyorlar. Bu çocuğu ne kadar daha çok medyaya koyarsak bu çocuğa o kadar kötülük yapmış olacağız. Bir an önce bu çocuğu kim böyle ortaya çıkarıyorsa, bunun üzerinden ne konuda bir şey bekliyorsa bu ayıbı sürdürmesin. Derdindeyim yani. Tabii ki bizim memleketimizde ne güzel çocuklarımız var. Yani ne yapacağız? Bu çocukları teşhir mi edeceğiz sürekli? Ya bir tür böyle freak show'un falan içinde miyiz yani? Tabii ki okuyacak. Kaç yaşında çocuk o? 10 yaşında. 10 yaşındaymış. 10 yaşında. Ben 9 yaşında öyle kitaplar okuyordum, onun okuduğu gibi kitapları okuyordum. O zaman da bu medya, şu andaki medya olsaydı bu tür bir freak show. Ne demek freak show? Bir tür yaratık şovu. Yani, alışılmışın dışındaki karakter. Yani böyle bir yaratık şovu yaratık demek istemiyorum tabii çocuğa, sakın yanlış anlaşılmasın. Ama böyle bir ne derler ona, ucubedir aslında. Aykırı. Freak show öyledir yani, aykırı, ucube. Ama bu müthiş kabiliyetli, müthiş zeki, dehşetengiz, bizi ne güzel temsil eden, güven sağlayan bu gençlerimizi böyle bir ucube şovu haline getirmek ister televizyonlar. Hiç doğru bir şey değildir. Daha önce de yapmadım, yapmayacağım da. Bu ne ayol? Ya bu anlık gaz. Ne böyle oldu? Oraları kestin. Berberin şey olur ya hani... O bana arada... da yapıldı. Ben peruk takıyorum diye bak yaptım. Ondan sonra beyazlı siyah boyadım tekrar. Vallahi ben de seni taklit etmeye çalıştım herhalde. Ya ben zaten abi saçın çok güzel olmuş dedim. Senin bir tane fotoğrafın gibi dedim. Evet. Bu ne yavrum? Buraların hakimi benim mi? Bu biraz Anadolu rock evet, göndermesi de olan. Aslında hiç evet, yani... Odun, arpa, ağaç. Evet, mevsimlerden ve ama yakışıyor sana. Baklagillerden bahseden. Evet, evet ama sen zaten böyle harikulade bir adamsın. Sürekli arayış içindesin. Teşekkür ederim. Sürekli kendini yenilemek, yinelememek, yenilemek derdinde olan bir insansın. Tabii ki şu Wilma'nın filminden söz edeceğiz ama bazı Instagram fotoğraflarını onu da gösterelim. Şimdi burada bir şey yaptın tabii. Ay bana bir hikayeyi çağrıştırdı. Merdivenden inerken ayakkabışı orada kalmış. Hangi hikaye acaba? Cinderella. Cinderella, evet. Burada nedir? Niye bu fotoğraf çekildi? Birisi sana senden Cinderella mı olur dedi. Yok, burada biz bir tane dergi için bir fotoğraf çekimi yaptık. İvos dergi. Adı ne derginin? İvos. Evos Angels galiba, Evos Angels dergisi. Herhalde vardır, evet. Orada bir kapak çekimi yaptık. Onun için böyle bir şey benden talep ettiler. Ben de tabii ki yönetmenine uydum, yaptım. Evet. Evet, çok güzel olmuş. Ama hakikaten de rol olarak da veriyorsun. Yani bu böyle bir panik halinde koşturmayı tabii gayet de güzel gösteriyor. Benim... Bu nereden? Ha, burada şey zaten filminden, Mendilim Kekik Kokuyor'un filmi. Mendilim Kekik Kokuyor filminden bir... Sahnenin. Kara. Çünkü orada evet, tabii ki çok etkilendik hepimiz ve çok tuhaf bir his oldu. Bu kadar bir doğa güzelliğin içinde bu ölüm, bir de çekim, bütün kameralar. Yani çok tuhaf yani, inanılmaz yani, böyle sanki bu dünyada değilmişiz gibi bir his oldu. Onun için ben bunu burada... Çok güzel, çok hoş görünüyorsun. Filmden de söz edeceğiz şimdi. Burada da bir aslanı mı besliyorsun? Evet, gerçekten. Niye bir aslanı besliyorsun? Ne olduğunda bir aslanı besliyorsun? Çünkü o bebek, annesi de... Bu bebek mi? Evet, aslan bebeği. Onun annesi de maalesef yoktu artık. Onun için onu onu büyüttüler yani. O yüzden ben de orada aslanı onu ziyaret ettim. Niye aslanı ziyaret ettin? Çünkü... Özür dilerim, bu sorular saçma gibi görünüyor olabilir ama ben genelde hep arkadaşlarımın, tanıdığım insanların yaptığı saçmalıklarla uğraşmayı çok sevdiğim için. Yani niye bir insan bir aslanı ziyaret ediyor? Mesela sen bir aslanı ziyaret ediyor musun evde otururken? Henüz ziyaret etmiştim, evet, yok. Niye götürdüler seni oraya? Yani bence aslında yani şimdi çocukları her zaman hayvanlarla yani onların... yani, anlıyorum. Çünkü sende de iki çocuk var. Tabii ki, aynen. Şimdi çocuklara mesela direkt hayvanları gösterirsek, ben zaten çocukların doğum gününe orada gittim. O zaman anladım, zaten çocukları her zaman hayvan önemine görsünler, işte onların iyi bakılması gerektiğini, hayvan... Yani ayrıca da çocuklar hayvanları severlerse tabii daha ki iyi insanlar oluyor. Tabii ki, aynen öyle. Evet. O sebepten dolayı. Değil mi? Kötü insanlar, başkalarına kötülük böyle yapanların ortak tabii özelliği biliyorsun. Hayvanları sevmemek ve onlara kötülük yapmak. Tabii atların, ineklerin, bütün hayvan yanında getiriyorum sürekli yani. Köpekleri, kedileri. Peki bu çocuklarla beraber evde bir ev hayvanı besliyor tabii musunuz? Tabii bende hep vardı. Hep ne var? Vardı. Yani şimdi kedi vardı, köpek vardı, şey... ondan sonra yani hamster. Hamster besliyorsunuz. Evet, evet. Bir tane... kaplumbağa. Kaplumbağa çok zor bir Türkçe kelime değil mi? Kaplumbağa. Yani senin gibi müthiş Türkçe konuşan, bayılıyoruz Türkçe konuşmana, bir insanın bile söylemekte zorlanacağı. Kaplumbağa diyemeyecek çok arkadaşım var. Ya benim de birçok arkadaşım var. Kaplumbağa diye. Yani normal hayatımızda zaten kaplumbağa demiyoruz. Demiyoruz. Yani sık kullandığımız bir kelime değil. Ben sincap ismini çok seviyorum. Daha rahat. Sincap ismi komik bir isim. Yani sincap dediğin zaman insanlar gülüyor. Neden? O sincapın tatlılığı yüzünden herhalde, değil mi? Ben olsam sincap beslerdim. Böyle lüzumsuz fotoğraflarım da var. Yine tabii ki çocuklarla birlikteyim. Çocuklarla birlikteyim. Onları aynı zamanda yani hem hayvanları gösteriyoruz hem de tabii ki spor gösteriyorum. Onlarla sürekli spor yapıyorum, dans ediyoruz. Şimdi kaç yaşında çocuklar? Yani çocuklarla birlikteyken böyle olunuyor insan. Evet. Yani. Kaç yaşında çocuklar? 4,5 yaşındalar. İkisi de 4,5 yaşında mı? Evet, ikizler. Aa, ikizler zaten. Erkek. Tamam, doğru. Onu bilmiyordum. Evet. Şarkı söylüyoruz. Sürekli böyle aktivite içindeyiz. Allah, çok güzel değil mi? Peki. Evet. Ama şimdi sen o zaman böyle bir bekar anne, bekar annesin ve çocuklarının sorumluluğu sende. Ha? Tabii. Değil mi? Aynen öyle. Evet, çok güzel. Yani kaç yıl oldu şimdi yani böyle bir süreç işte çok yani yıllar önce başlayan bir süreç. Evet. Ama seni tebrik ediyorum. Gayet güzel bir şekilde bütün bunları idare ediyorsun. Tabii ki. Yani birçok kadın zaten öyle. Tek başına çocukları büyütüyor. Evet. Hem çalışıyorlar hem de çocuk büyütüyorlar. Yani hiç çok zor kolay bir şey değil aslında. Çok zor bir şey. Çok büyük bir yük. Seni tebrik ediyorum hakikaten. Yani çocukların iyilik tabii ki en önemlisi. Yani bazen diyorlar ya bir çocuk büyütmek için bir köy gerekiyor. Öyle de gerçekten. Almanca bir şey mi acaba o çocuk büyütmek için? Yok mu böyle bir atasözü? Türkçemizde böyle bir şey yok. Gerçekten mi? Vallahi yok. Bir Almanca deyim mi acaba? Bizde köy falan gerekmiyor. Bizde yandan büyür. Artık büyümüyor. Artık büyümüyor. Benim neslim, belki senin neslin, Benim neslime girmesek. Ama yani biz yandan büyümüş çocuklarız. Yani anne babanın hedef amacı, birincil amacı, temel amacı olmayan çocuklarız. Biz yandan oksijen, bu ne ya, bu nereden çıktı filan, işte bunu biz doğurmadık mı filan, öyle hoppa hadi bakalım buradan yürüsün. Şimdiki anneler, senin gibi anneler, dikkatli anneler çocukları tabii yani işte aslan emzirmekten o pozlara kadar hiç ben annemin şöyle bir fotoğrafını hatırlamıyorum. Tabii bizde şu neler var, olmadı. Ne paragraflar var bizde bir görsene. Ya tabii, çünkü şimdi evin kralı, bir numarası, hayatın bir numarası çocuklar. Bizde öyle değildi, biz yandan duruyorduk. Hiç zannetmiyorum ya. Nasıl 10 yaşındayken bütün filozof kitapları okumuşsunuz. Yani bu onları sıkıntıdan okudum bebeğim. Sizi biri vermiş. Hayır, sıkıntıdan okudum. Yani hepsini, bütün kitapları sıkıntıdan okuduk. Ne yaptıysak bak, çocuk fotoğrafını gördüm. Bağlama çalıyor. Evet. Bu sıkıntıdan yapıyor bunu. Ya da para kazanmak için yapıyor. Tabii. Yani hepimizin çocukluğunda böyle şeyler vardı, sıkıntıdan. Yani bir şey yaptığımız zaman annemiz babamız çok geç öğrenirdi. Şimdi çocuklar öyle değil. Şimdi çocuğu piyano dersinden gitar dersine, gitar dersinden İngilizce dersine, İngilizce dersinden Fransızca dersine, Fransızca dersinden yüzme dersine, yüzme dersinden akrobasi dersine. Ben de öyleydim ama benim çocukluğum öyle geçti. Yani böyle her gün ama benim anne hiç istemiyordu. Ben kendi kendime buraya ya da ne istemiyordu anne? Ben her gün işte bir gün gitar, bir gün tiyatro, bir gün şarkı söylemek, bir gün bu. Yani benim menajer gibi dolu bir takvimim vardı. Böyle 6 yaşındayken bile yani başlıyordu böyle. Yani böyle. Peki bütün bunları annen mi yaptırıyordu? Yok, o sevmiyordu. Bu kadar yoğun olmadı da. Yani o bir gün bu tiyatronun hocasını aradı dedi ki sakın Wilma tekrar gelmeyecek burada dedi. Çünkü çok o kadar yoğunluk iyi değildi de. Evet, haklı. Ama ben o kadar ağlamıştım ki, o kadar yani kavga etmiştim ki o dönem, çünkü yani çok istiyordum, yani bunları yapmak istiyordum. Evet. Yani ben dedim ki lütfen beni casting ajansları getir, lütfen bana bu mektup ver, işte izin veriyorsun diye vermedi yani. O yüzden mesela az önce dediniz ya bu 10 yaşındaki çocuk onu televizyona çıkartma, yani ben öyle istiyordum. Annem izin vermedi, ben de çok ağlıyordum o dönem. Ya çok acayip bir profille karşı karşıyayız. Benim annem mesela bağlamayı eve getirince bu ne toz tutar, getirmeseydin keşke falan diyordu. Evet, yani benimkiler de yani Ben konservatuarı kazandığım zaman zar zor işte girilen bir okul bilmem ne filan. Babama söyledim, babacığım dedim konservatuarı kazandım dedim. Üzülme evladım dedi bana. Herkesin başına gelir sonuçta. Yani, İnsan hayatı. Yani evet, yani biz yandan yürüdük hakikaten. Ya bir onlar vardı, bir de onlara karşı biz. Sende de biraz öyle olmuş. Yok ben şimdi yani benim babam ve anne hala üniversite gidiyorlardı. Ben de oradaki kafeteryada herkese şarkı söylüyordum. Ben yani daha çok küçükken öyle yani seviyordum. O zamandan bu show business'ın içinde olmak istemişsin. Evet ben de isterim yani çocuklarım böyle bir yerde oynasa isterlerse ben isterim çünkü benim için en büyük hayalim buydu her zaman. Yani çocukluğumdan beri var böyle fotoğrafları var tiyatro oynadım. Böyle 4 yaşındayken biri var. Peki neden oluyor sizce bu? Yani bir sevgi eksikliği mi? Daha mı çok istiyoruz? Yaratılış mı? Çünkü farklı aile tabloları var. Farklı aile tablolarına mesela çok sevilen çocuklar da bunu istiyorlar. Hiç sevilmemiş çocuklar da bunu istiyorlar. Bir kenara itilmiş, fazla ilgilenilmemiş çocuklar da, çok ilgilenilmiş çocuklar da bunu istiyorlar. Garip bir şey bu. Yani aslında buna bir psikiyatrik ya da pedagojik bir tanımlama galiba yapamıyoruz. Ne düşünüyorsun bilmiyorum. Yani acayip böyle hani farklı... Ya biz hakikaten oksijene ve yani su, oksijen ve su olduğunda biz yandan evet, büyüdük işte. Yani dolayısıyla hani çok aynı şeyi anlatamayabiliriz. Bence ne kadar anlatsak da çok hani somutlaşmayabilir. Çünkü biz bize işte sunulan kadar da büyüdük. Onlar diyeceğim ama hani biz ve onlar gibi olacak. Biraz daha işlerin iyi gittiği yerlerde insanlar şeylerle büyüdüler işte. Çocuklar için ne koparılabilir? Çocuklar neyden faydalanabilir filan. Hani geçti artık. Bitti. Peki biraz filmden bahset lütfen. Evet. Mendilim Kekik Kokuyor filmi. Bir savaş filmi değil bu aslında, bir savaş ortamının içinde olan bir umut işi. Burada lirik bir çiğlik. Öyle lirik bir çığlık. Evet, yönetmenimiz Hüseyin Özden bunu öyle tanımlattı. Lirik bir çığlık, çok farklı bir film. Zaten çok inanılmaz büyük bir film set vardı. Mehmet Çevik de oynuyordu. Mike Mitchell, çok dolu bir kastımız vardı. Böyle her gün böyle yani bazen 400 tane figüran geliyordu. Yani inanılmaz da. Biz bunu Antalya'da çektik, Akzeki'de. Çok büyük bir destek verdiler sağ olsun. Evet, yani bu film düşmanlığı değil, insan içindeki düşmanlığı yenmeye hedefleyen bir film. Güzel. Görelim fragmanını. Cinayet. Savaş bu hemşire, savaş. Ben ölmek istemiyorum, tamam. Evet. Ne güzel bir ismi var. Nasıl, beğendiniz mi? Bayıldım. Benim bu filmle ilgili bir bilgim var. İlgimi çeken bir bilgi zaten. Biliyorsunuz Çanakkale Savaşı tarihinde çok küçük çocukların savaşa götürüldüğü sanıyorum yatılı okul var ya, oradan alınan çocuklar var. Burada da öyle bir hikayesi var. P15'li hikayesi. Evet. Burada da aslında çok küçük yaşta çocukların götürüldüğü bir yer, bir hikayesi var. Onun için çok ilginç bir hikayesi var bana göre. Evet. Hakan Kurşun da yönetmen ayrıca. Yani ikisi birlikte yönetmen. Hem filmin künyesiyle ilgili hem de tanıtımla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Bir kere 6 Mart'ta vizyonda olacak. Film yaşadıkları Anadolu kasabasında gönülleri Elif'e düşmüş olan Hasan'la amcasının oğlu Yusuf'un Çanakkale savunmasına çağrılmalarıyla birlikte yaşadıklarını anlatıyor. İlkbahar 1915, Anadolu'nun bir kasabasına farklı bir hareketlilik göze çarpıyor. Hasan'la amcasının oğlu Yusuf, kasabanın en güzel kızı Elif'e aşıktır. Elif ise birisinden hoşlanmaktadır ama kimi sevdiğini belli etmez. O sırada eli silah tutan herkes Çanakkale cephesine çağrılır. Yusuf cepheye gitmeden önce Hasan'dan önce davranarak Elif'e aşkını ilan eder ve Hasan'ın başka bir kızı sevdiği yalanını söyler. Yusuf bu sırada Elif'in Hasan'a vermek için işlediği kekik kokulu mendili gizlice alır. Yusuf ve Hasan diğer gönüllülerle birlikte cepheye gitmek için yola çıkarlar. Gönüllüler cepheye yaklaştıkları sırada bir başka sevdanın ateşiyle yanan İstanbullu Eftal'le birlikte keşfe çıkan hemşehrileri Karagöz oynatıcısı Rüstem Çavuş'la karşılaşır. Fakat mutlulukları kısa sürecek, uğradıkları bir Anzak saldırısında gönüllerin çoğu ölecek. Hasan, Yusuf, Çopur, Rüstem Çavuş ve İstanbullu Eftal Anzak Birliği'ndeki esir kampına götürülecektir. Güzel. Oyuncular Wilma Elles, Mehmet Çevik, Başak Alemdar, Alper Kut, Devrim Yakut, Tarık Bayrak, Hakan Devrim, Buse Bilgen, senaryo Kadir Bozkurt'un, yönetmen de Hüseyin Özden. Çok ilginç bir çalışmaya benziyor. Evet, bayağı büyük fedakarlıklarla çekilen bir film. Çünkü böyle bazen çamurun içinde, yani yağmurların içinde, yani güneşi bekleyerek sette geçirdik ama çok yani kutsal bir çekimdeydi diyebiliriz. Hmm. Çünkü gerçekten hep böyle bir ağır havası vardı set ortamında. Hmm. Peki. Bana ilginç geliyor. Güzel, bence izlenir bir film. Evet. Zaten 6 Mart'ta da vizyonda, izleyenlerimize söyleyelim. Emre bize "Yalnızım Dostlarım" şarkısıyla geldi. İbrahim Tatlıses'in şarkısıyla. Niye böyle bir şarkıyı tekrar değerlendirme gereği duydun? Yani aslında öyle bir planım yoktu. Kendi şarkımı düzenleyeyim diye böyle bir... kendi şarkımı düzenlemeye çalıştım. Sonra yetişmeyeceğini anladım. Çünkü düzenleyemedik. Sonra işte ben "Yalnızım Dostlarım'ı" yıllardır dinliyorum, seviyorum. Ve ya böyle açıp dinlemiyorum da hani aklımda cover yapılabilecek şarkılar listesi evet. var. 5 tane 6 tane şarkı var. Onlardan evet. bir tanesi. Bir ay 2 ay içerisinde ben bunu kotarırım diye düşünüp öyle bir işte eser sahiplerinden izin istedim. İzin aldım. Çok teşekkür ederim onlara da ama çok zor düzenledik ve tutmadı. Nasıl tutmadı ayol? Yok tuttu da yani cümle öyleymiş gibi oldu o yüzden. Dur bakalım bir klibine bakalım lütfen. Evet. Ağlamadık sokak, köşe kalmadı. Yalnızım dostum. Ne kadar manyakça bir klip yapmışsın yine. O çok çilli kız kim ya? Çok acayip bir yüzü var, çok bence ifadeli. Bence de çok aradık evet. hakikaten. O kadar çillisini mi aradınız? Hakikaten. Çil mi yüzündekiler? Çil. Çok acayip. Biraz abarttık tabii, şey yaptık. Çile yani çil mi? Şarkısı ila... falan. Yani aynen biraz abarttık. Yani o kadar çil yok yüzünde ama öyle bir yüz aradık. Hani çünkü evet. şey zaten hani herkesin bildiği çok şey bir doğru, şarkı. Çok doğru. Ben de burada bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Çünkü yani bence bu özel yüz bulmanız çok iyi bir şey oldu bence. Çok çünkü iyi. Yani bence bu, şimdi ben düşündüm ki bu şimdi bu estetik şeyleri oluyor ya. Evet. Bütün yüzler birbirimize benzemeye başladı. Evet, evet. Şimdi bence benziyor. Bir sonraki adamdan ne olacak? İnsanları çünkü aslında özel olunca kazanıyorlar. Genç şimdi nesil böyle geliyor. Şimdi mesela özel wow. olunca ne bileyim kulakları değiştirebilirler ya da ne bileyim burnu değişik olsun diye bence ameliyat yapacaklar az evet, evet. sonra. Çünkü insan hep birbirimize aynı ne akıllı kızsın be, maşallah ki? Sana. Yani anladın mesela mı? Sizin söyleyeyim saçları mi? Farklı. Sizin saçları çok farklı. Ama anlıyor bence yani üzerine devam ediyor. Yani ben de diyorum ki ne kadar akıllısın, ne kadar tatlısın diyorum. Hakikaten öyle. Ben okuldayken yani ilkokuldayken bana kepçe kulaklı diyorlardı. Kepçe. Sonra işte 90'ların başında bu programlara başladım. Bütün karikatürlerim kepçe. Bu kepçeyi abarta bir şey yaptılar. Şimdi ben o kadar... İlk başta tabii ki problem oldu yani. Bizim aileden de birileri bana dedi ki senin kulaklarına ameliyat mı ettirsek acaba? Yani ben de buna çok bozuldum yani. Ne var lan kulaklarımda filan böyle. Sonra şimdi gurur duyuyorum ve kepçelerimi daha çok ortaya çıkarmak istiyorum. Evet. Yani acayip olan noktamız işte aslında bütün yeni gelen çocuklar yani 19-20 yaşındaki çocuklar da böyle bütün şeyleriyle ilginç olan taraflarıyla gurur. Mesela kemikli bir buruna bayılıyorum ben kadınlarda. Hepsi de böyle yapmaya çalışıyor. Ya hep hiç seksi bulmuyorum, hiç güzel bulmuyorum. Hiçbir özelliği yokmuş gibi geliyor bana. Sonra buralara bir şey yaptırıyorlar. Yahu bütün kadınlar 2000'lerin başına itibaren hepsi Serpil Çakmaklı'ya benzemeye başladı. Ulen diyorum ya, niçin hepiniz Serpil Çakmaklı'ya benzemeye çalışıyorsunuz? Serpil Çakmaklı çok güzel bir kadındır. Bizim memleketin ırksal özelliklerini, güzelliğini, hanımlarımızın güzelliğini çok güzel ifade eden bir yüzü vardır. Bütün kadınlar Serpil Çakmaklı oldu bu elmacık yemekleri. Ben bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Buyurunuz. Erkekler reddetsin önce. Ya erkekler bir şey yapamaz. Ben sana anlatayım erkekleri. Reddetsinler. Erkekler bir şey yapamaz. Erkek bir süre sonra karısının yüzüne bakmamaya başlıyor. Ben bunu görüyorum. Çünkü... Yani erkek karısının yüzüne bakmıyor. Sonra ne gördüm biliyor musun? Serpil Çakmak da Serpil Çakmak'la estetiği yaptırmış. Çok iyi. Ben böyle bir döngü ettim. Sen zaten orijinaldin. Sen niye Serpil Çakmak'la estetiği yaptın? Yani o çok acayip şey. Ve Suzan, erkeklerin eşlerine bakmadıklarını görüyorum. Bakmıyorlar. Yaşlı arkadaşlarım var. Yani benden daha yaşlı arkadaşlarım var. Çok sıkılıyorum onlardan ama çare yok. Buluşmak zorunda kalıyoruz filan. İşte prostat bey, hemoroid bey, ondan sonra şey hanım falan. Yani korkunç bir şey ve adamlar karılarına böyle yapıyor. Sen mi geldin? Seni çok seviyorum. Falan. Korkunç bir şey. Bakmıyorlar. Halbuki kadın ve adam da dahil tabii, adam da öyle. Güzel güzel kırışsa, buruşsa, değil mi? Öbürü onu sevdiği için o buruş buruş haliyle daha çok sevecek. Yapmıyor. Ama çok işte acayip. Şimdi mesela bir bakıyorsun çoğunlukla beğenilen kadınlar dikmemeli. Dikmemeli mi? Geniş dudaklı. Dikmemeli. Yani unutmamalı gibi söylüyorum. Unutmamalı, onu da seslendirsek bir adam. Dikmemeli. İnsanları dikmemek lazım. Evet. Ama o çok dikmeyin. Büyük, çok popüler bir espriydi o. Şey, sonuna memeli. Ha, evet. Gitmemeli. Yani, gitmemeli. Unutmamalı. Evet. Dikmemeli. Kalın dudaklı. Ya göğüsleri de çok yanlış kaşlı yapıyorlar Suzan. Şimdi bana mı anlatıyorsun Okan, mesleğim bu. Ya, mesleki deformasyon yaşıyorum zaten. Yani göğüsleri de yanlış yapıyorlar, yüzü de yanlış yapıyorlar. Bir de şimdi bütün arkadaşlarım saç ektiriyor, bana fenalık geldi. Hepsi böyle. Birisi bunları dövmüş, sürekli duvara çarpmış, geri çekmiş, duvara çarpmış, geri çekmiş gibi dolaşıyor. Ama şimdi bence genç görünmek için, yani genç, yani mesela sağlıklı olmak için, ne bileyim pırı pırı görünmek için bence olabilir. Sadece şekli çok bence değiştirmemesi lazım. Herkes çünkü güzel. İnsanlar çiçek gibi, bütün çiçekler güzel. Ama sen ne safsın ya. Öyle ama. Ya of. Ya mesela kaç tane arkadaşım dişlerini yaptırıyor, geliyor program, bir bakıyorum sanki at ağzına el feneri koymuş gibi bir açıyor. Abi ya bırak, ya diş de sararır, eğrilir, büyürülür, bütün eğrilikler, büyürülükler bize ait. Bak bende var mı? Yok. Böyle normal olarak sararır, dişimizi fırçalıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Bütün arkadaş, bir de o diş yaptırma korkunç bir şey. Yaptırmak zorunda kalıyoruz. Ya nerede yaptırmak zorunda? Hayır, Dişin üzerine diş yapıştırıyorlar bak. Ya. O başka ama. Ne yap, nasıl yaptırıyorsun? Şimdi kadınların biliyorsun doğumlarda dişi kaybettikleri dişleri var. Öyle mi oluyor? Maalesef. Tabii. Doğumda diş mi? Tabii kalsiyum azalması. Doğumda diş mi dökülüyor? Öyle deme. Yani hayır, hem çocuk doğuyor hem diş mi dökülüyor? Hayır, diş doğurmuyor. Diş... Ama öyle bir şey varsa onu biz hep atlamışız. Ben sana öğreteyim aşkım. Tamam. Diş doğurmuyoruz, çocuk doğuruyoruz. Tamam. Ha, tamam. Yanında diş dökülüyor mu? Senin dişin orijinal mi? Orijinal. Bak ya bak ya. Şurada falan hiç yok. Bir tane. Ama bak beyaz dişlerim. Orijinal. Hep çünkü beyaz atıcı var. Ben senden daha yaşlıyım. Benim dişlerim sarardı. Oraya buraya şey yaptı öyle. Ben de dişlerimi fırçalıyorum, programa geliyorum. Fırçalamadan programa çıkmam. Ayıp olur seyirciye. Evet. Ama dişimin üzerine diş yaptırmıyorum. Çünkü dişin üzerine diş yapıştırıyorlar. Oluyor çene böyle, yani ağzına bir şey koy, yani şöyle gibi oluyor. Tabii, bak, tabii yeni ağız oluyor. Şimdi dişe gelene... Evet. Onu beyaz kapalıyken öyle oluyor. Açınca beyaz hayal edebilirsek. Okan, dişe gelene kadar diş bazen mecburiyetten yapılan bir şeydir. Niye dişe gelene kadar Neresi? Başka şeylerden söz edelim. Dişe gelene kadar oho neler ya var. Bana mesela yapılmak zorunda olmayan. Bütün estetik hekimi insanlar tanıyor falan. Bana bakıyor diyor ki o göbek yağlarını alalım. Vermeyeceğim. Niye veriyorum? Nereye alıyorsunuz tam olarak? Ben yedim onları. Ben de vermiyorum, seviyorum. Ondan sonra memeleri alalım. Allah Allah, bir lüzumsuzluk, bir acayiplik. Bir de erkeklerde göğüsleri tıraş etmeye başladı. Bir de göğüslerini tıraş ediyor ya. Böyle yazın şöyle V yaka giyiyorlar. Yani normal bir V yaka değil. Şuraya kadar V yaka. Bu göğsünü tıraş etmiş. Buradan da sakal gibi çıkmış. Ay o kadar çirkin ki. Yani nasıl insanlar bu kadar dalga geçilir olmayı göze alıyorlar? Yani bir plajda otur sabahtan akşama kadar böyle insanlara bak, dedikodu yapma. O kadar isterim ki yani vaktim olsun. Bunların bu rezilliklerini Allah. Senin bir de avantajın var, masada yapıyorsun bunu. Ne masada yapıyorum? Masada bir şey yapmıyorum. Gelene gidene bir şey diyemiyorsun. Bakıyorum her yerini yaptırmış gelmiş. Ne yapacağız? Allah ıslah etsin diyoruz filan, evet, sanatından konuşalım diyorum. Hep arkasından konuşmak en mantıklısı yani, bence. Yahu ben bu Can Yaman'ı ben şey yapıyordum. Bak Can Yaman şey yaptırıyormuş. Büyüme hormonu dediler growth bana. Hormon. Ha, growth hormon. Growth hormon olunca sonra bu growth hormon merak ettim, dedim bu Can Yaman dediler growth hormon yaptırıyor filan. Baktım growth hormonda şey oluyormuş. Alnı genişliyor. Ondan sonra böyle çene genişliyor. Diyor, ona da diyorlar ki Şirek sendromu. Dedim eyvah, ben Şirek'i konuşuyordum. Şimdi Can Yaman'ı konuşacağım demek ki. Korkunç bir, niye böyle bir şey? İnsan bu yaştan sonra gözü. Hani anlarım, çocuk büyümez yaparsın. Evet. Yani. Çocuk uzasın diye. Ama koskoca adam niye? Mesela ben şimdi growth hormon alsam düşünsene. Ama bir de büyüyorum. Sporcular daha çok steroid basıyor ya böylesi. Evet, neyin uzadığına bağlı olarak mı? Steroid. O steroid de çok fena insanın karakterini değiştiriyor. Var öyle tanıdıklarım. Adam Ali'ydi oldu öyle. Aşırı dozda steroid şeyinde. Aşırı dozda Ali Ayşe de olabiliyor. Ayşe de oluyor. Aynen. Onu da söylüyorlar. Evet. Onu da söylüyorlar. Böyle güçlü kuvvetli ama maalesef diyorlar. İşte demek ki o şey Aliş oluyor ya. Adam yani. Bir geliyor böyle. Falan maalesef diyorlar arkasından. Ben böyle göbekli möbekli cüce falan geliyor. Oo Okan'ım diyor filan. Bak kadınların tepkisinden anlıyorum böyle. Oo Okan'ım sen mi geldin? Evet ben. Ya, öbürüne böyle öbürü geliyor böyle Şirek böyle. Ondan sonra bu ne be puf, maalesef. Yani vallahi arkalarından kadınlar, çok tehlikeli kadınlar arkalarından konuşuyor. Bir ipliğin var ya abi, Mozart kimse diyemez diye. Hatırlıyorsun değil mi? Ha, hatırlıyorum evet. Şimdi aynı oyunda oynuyoruz ya, oradan bana pas atıyor. Diyor ki hadi benden de biraz söz edelim. Yok etmeyeceğim. Abi. Sonuna kadar seni... Ben buradayım. Saygılı. Kıvrandırmadan. Dur daha ben alınganım. Benim bekliyorum. Hiç Instagram'dan bir şey koymamış. Ben ama şekerim sana olan saygımızdan, ama sevgimizden. Ama biz zaten artık yani buralı. Zaten Instagram fotoğraflarını genelde rezil etmek için kullanıyoruz. Bu yani fotoğrafı niye çektirdin? Ha, siz rezil oldunuz mu şu an? Ben biraz rahatım o zaman ben. Yok ya. Nükhet Hanım'ı görmedin mi? Papağanı kucağına yatırmış böyle, papağan filan yani öyle. Instagram çok giriyor musun? Instagram'da var mısın? Varım da işte öyle. Ben giriyorum. Çok da faydalı buluyorum. Vallahi. Nesi faydalı Instagram'ın? Ne bileyim, şöyle faydalı buluyorum. İletişim, enteresan bir iletişim. Mesela ben o kadar insanlarla çok hani beraber olduğum sürece sohbet ediyorum. Yani öyle gülüp ama ben işimle ilgili, efendime söyleyeyim, başkalarının işlerini takip ediyorum. Haberim olmayan şeyleri oradan öğreniyorum. Öğreniyorum yani. Benim işime yarıyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok kişinin de işine yarıyor. Ne işe yarıyor? Çok işe yarıyor. Eski yani şöyle her şeyden önce bizim işimizi yapanlar için, insanlar için kendi tanıtımımızı, kendi işlerimizi, kendi yaptığımız şeyleri göstermek için büyük bir alan. Sana şöyle bir şey söyleyeyim Okan. Bir yerlerde karşılaştığım bir arkadaşımla dedi ki ya çok güzel bir reklam işi geldi bana dedi ama Instagram'ıma baktılar dedi. Hiç takipçim olmadığı için işe alamadım dedi. Şimdi bu ne demek? Biraz da hani bizim işlerimize yarayan bir şey, çok işimize yarayan bir şey ve ne kadar takip ediliyorsan, ne kadar gerçek anlamda. Bak benimkiler hepsi organik. Lütfen. Bebeğim sahte o kadar, yok, organik. O kadar lüzumsuz ki. Niye? Bak ben bu yaşta öğrendim bunları. Ya, kızım tatlım, bana Siberen ne diyor? Ben bu yaşta öğrendim. Demek ki takip edeceksin seni, biraz. Ama bu seni eğlendiriyorsa o başka. Ama eğlendiriyor Instagram'da beni. Bir konsere, bir işe 20 kişi ilave edersin, 50 kişi ilave edersin. Bilemedin 120 kişi ilave edersin. Ama sana ne olacağını söyleyeyim. Ve emin ol bu dediğim çıkacak. Instagram'da insanlar birilerini takip ettikçe nefret etmeye başlıyorlar. Nefret etmeye şimdi de başlıyorlar. Var o canım. Şöyle nefret ediyor. Yani onu voyörlemek, onu röntgenlemek nedeniyle bir süre sonra nefret etmeye başlıyor. Ve içten içe kin duymaya başlıyor. Ben kaç tane arkadaş... Bir de Instagram'da deli olacağım. Yani Instagram'ı telefondan çıkarmamın, arkadaşlarıma devretmemin nedeni bu. Adamı severdim ya da kadını severdim. Instagram'dan çıkarıyorum çünkü artık tiksinmeye başlamışım. Şimdi kaburga sofrasındayız. Şimdi aynen. Çocuklarımızı öyle yetiştiriyoruz. Şeyler. Çocuklarımız çok güzel. Biz çok güzeliz. Kocamla çok mutluyuz. Çok güzel. Karımla çok mutluyuz. İnanılmaz bir hayatımız var. Bu çantayı aldık. Şurada tatildeyiz falan. Bir süre sonra tiksinmeye başlıyorum. Bu şovdan. Ama öyle bakarsan evet. Çıkarıyorum. Daha ama... Instagram'da takibi bırakıyorum, telefon çalıyor. Okan. Ama mute yapsaydınız. Yok Allah mute. Allah belanı vermesin. Yok diyorum mute yapsaydınız. Mute yapsaydınız. Sadece ya siz... niye mute yapayım? Ben mecbur muyum onun şeydeki sabah, yok, pazar sabahı kahvaltısını? Görmezsiniz o zaman. Takipçi katmak gerekmiyor. Öyle bir nezaket. Bir de ondan korkacağım. Ya Okan'cığım şöyle yapacak bir şey ya. Benim kapımın önünde bir arabam varsa istediğim zaman binerim, istediğim zaman binmem. Taksiye de binerim, yürüyerek de giderim. Instagram'da öyle istersem kullanırım, istersem kullanmam. Yani istersem o insanlarla sohbet ederim, istersem etmem. Bak başımıza çok belalar gelecek Instagram'da. Ya ama neler bence gelmedi sadece, ki ona varana kadar Instagram canım. Geldi zaten bence. Biraz destekledi. Instagram'a çocuklarının fotoğrafını koyuyor. Bu şöhretler. Sonra oradan diyor ki o çocuğun ölsün inşallah yazıyor başka birisi. Ona da gidiyor yani. Bilmem ne yapıyor. Cevap veriyor. Ya bu gerizekalılığa gerek yok ki, çocuğuna nazar değer. Sen bu ülkenin, bu memleketin, bu toprağın, neyse bu toprak ya da bilmem ne toprak. Bu toprağın huyuyla suyuyla yetiştiysen bir kere çocuklarını giydirip kuşatıp, yedirip içirip, eğlendirip bilmem ne, oraya koymanda fayda yok. Aksine zarar var. Çünkü sen bir yandan da nazara inanıyorsun, çekiyorsun, enerjiye inanıyorsun. Bu Instagram'a fotoğraf koyan kadınların hepsi taş tutuyor. Bunu tutuyorum bana iyi geliyor diyor. Lan buna inanıyorsun da taşa inanıyorsun. Instagram'ın nazarına niye inanmıyorsun? Geri zekalı. Yok illa kendisine verecek. Lütfen Instagram büyüsü çıkmış haberim. Geçen okudum bir yerde. Ya çok güldüm. Ya bu çağın insanı ya, zavallı. Ya geçen ileride yani böyle millet yani kendini geçen çok güldü. Bak mesela bu böyle bir şeyden haberim olmayacaktı. Oldu. Şöyle bir haberim oldu. Allah Allah dedim, yok artık bu kadar da. İşte bir sürü dualar koymuşlar. Nazar duası, yok bilmem ne duası, sabah duası mı? Bir tanesi Instagram'da seni takip etsin duası. Yok artık ya. Bak yemin ediyorum sana ya. Kaç defa okumak gerekiyormuş peki? Bilmiyorum. Bir de öyle şeyler var ki. Ne var? Sadece... 33 defa okursan olur falan. Öyle şeyler de var ya. Okumuş. Bak ben okumuş. Devamını görmedim. Sadece başlığı gördüm. Instagram'ı kapatmak herkese çok iyi gelecek. Bence de. Hatta telefonu bırakıp akılsız yapmak değil mi? Akılsız telefona geçmekte büyük bir yarar var. Sağlık. Ya sağlık. Ama bak şimdi öyle diyorsun ama bir şeyler o kadar hızlı değişiyor ki. Şimdi biz sadece Facebook vardı, sıkıldık. Instagram oldu, Twitter oldu, bilmem ne. Şimdi neye bakıyorlar? 15 tane hikaye. Onu da bıraktılar artık. İnsanların hayatı kısaldıkça, zaman azaldıkça bu dediklerin olacak. Hepsi yok olacak. Hiçbir şey kalmayacak aslında. Yani ben de eskiden Instagram'ı çok geziyordum. Bencelik çünkü. Yani aslında benim mesela ailede sürekli yani bir şeylerle ilgilen. Sadece kendine böyle aynada yani öyle bir şey iyi bir şey değil aslında. İnsana eğitimsel bir faydası olmaz. Ama şimdi ben barıştım. Çünkü yani Instagram'a. Çünkü orada yani işle alakalı bir şey koyuyorum. Bir proje koyuyorum. Yani o önemli olan bir şey orada. Nasıl kullandığın önemli. Sadece kendini değil, bir şeyler anlatıyorsun. Burada herkesi susturan şey Instagram'ın sanatkarların üretiminin promosyon alanı olması, evet, tamam, bu hiç kimse bir şey söyleyemez. Bir de o eski büyük yıldızlar da Instagram'da 3'e 5'e bakar oldular. Evet, aynen. Şimdi o çok komik. Aynen. Yani Instagram aslında bir tür bir enflasyon ve dejenerasyon yaratıyor. Yani eskiden böyle haber yaptırıyorlardı ya, çok büyük sanatkarlar var bizim memlekette. İşte halı reklamından 7 milyon dolar aldı filan, o reklamları çok gördük. Ya halı şirketi sana 7 milyon dolar vereceğine şey yapar, yeni bir fabrika kurar. Yahu sana gerek yok. Yani bilmem ne halı reklamından bilmem ne yaptı. İçecek reklamından bilmem ne yaptı. Şimdi bu kadınlar, bu adamlar, öyle milyon dolara aldık falan diyen kadınlar şimdi 3000 5000'e bakar oldu, tabii, orada. Tabii. Şimdi bu aslında onu aşağı çekiyor. Kesinlikle. Aşağı çekiyor. Çünkü diyor ki bütün dertleri birbirleriyle yaşar. Feyanca ne almış? 12.000 lira, 7.000 lira söyle, tabii, o zaman, tabii, bebeğim diyor. Anladın mı? Yani bu zaten bir facia. Bir facia. Evet. Bu yola kendin giriyorsun. Zavallısın. Zavallısın. Yani Instagram zavallık. Twitter'da takdir ettiğim tek şey var. Twitter'ın açık olması nedeni o. Deprem oluyor, adam sallanırken yazıyor. Deprem oluyor yazıyor. Ve de deprem sallanırken depremi mesela peprem yazarsa da düzeltiyor onu. Deprem, çünkü onu şey yapacaklar, kınayacaklar deprem yazarı. Lan böyle bir mekanizma varken ben Twitter'ı bırakır mıyım? Ama birader, ben gerçekten... Deprem oluyor yazıyor. Ya deprem oldu, 3 saniye geçmedi. Baktım binlerce deprem oluyor yazmış. Ben de sürekli bu Hogabet'in yazıları okuyorum. Böyle uyumadan önce özellikle... Kimin yazılarını? Yani uyumadan önce aslında biraz psikolojik, biraz çok değişik. Kim? Ama uyumadan önce Hogabet. Bu Hollandalı deprem tahmincisi var. Hep onun yazıları okuyorum uyumadan önce. Gerçekten sen de nasıl bir manyaksın ya acaba? Evet. Korkuyorum, yanında böyle üflemek, böyle ses çıkartmak için yanımda. Düdük yanımda. Bayağı korkuyorum. Ya yani, kızım kafayı mı yedin? Niye düdükle ve adamın deprem yorumcusuyla uyuyorsun da yanında düdük diye? Ama sanatçılar yani çok acayip. Her şey yok. Ben de Taylandlı'ya sarmıştım bir ara. Taylandlı mıydı? Bir böyle şey var. Her yazdığı şeyin sonuna gülücük koyan bir tane tip var. Ankara'da olacak yazıyor, olmuyor. İşte İstanbul'da olacak yazıyor, olmuyor. 50 deprem tane yazıyor, ülkesi, bir tane. Deprem şehri olmasak hepsini bırakacağım. Suzan, nasıl bir şarkı yaptın bir tanem benim? Şimdi aslında albüm diye girdim ben ama daha zaman vardı ve ben ya yılbaşında ya Hıdrellez'de çıkarıyorum bir şarkı ya da albüm. Yetişemeyecekti. Ben de albümün içinden 2 tane şarkıyı aldım. Aslında ben bir borcum vardı. Şimdi ayın 2 Mart mı 4 Mart mı Rumeli Best of yapılıyor tekrar. Bu sene 3.'sü yapılıyor. Ben de oradan güzel ödüller aldım. Bu bizim için, Rumeli camiası için çok önemli bir ödül töreni. Ben orada bir söz verdim ödülü aldığımda. Dedim ki benim hiç bugüne kadar bir Rumeli albüm yok. Karışık yaptım ama hiç tam bir Rumeli. Ben de dedim söz veriyorum size, bu yıl bir Rumeli albümü yapacağım. Girdim stüdyoya Onur Cumaoğlu'yla beraber. Çok teşekkür ediyorum ona da, kompozitör. Girdik içeriye beraber, dedim ki bak Rumeli şarkıları istiyorum. Klasik Rumeli şarkı olacak. Olmuyor. Ben gene hareketli. Dedim ki tamam, o zaman vazgeçiyoruz. Bunların hepsinin zaten klasik halleri var. Onlar dursun bir kenarda, okuyan okumuş zamanda. Ben öyle okumayı beceremem. Ben o zaman daha gençlere yönelik. Yüksek tepelere. Aynen. Ve Ramo'ya. İçinden 2 tanesini aldım ama gelecek olan albümümüz, çünkü albümü bitirdik. Güzel. Onu da Hıdrellez'de çıkaracağız. Güzel. O albümde ismi Rumeli Düğün olacak onun da adı. Güzel. Tamamen böyle koydun mu albümü işte bir saatte yakın oynarsın yani. Öyle bir albüm. Dans edersin, oynarsın. Tam ihtiyacımız olan şey. Aynen. Ama 2 tane bu... Klaplarda kıskançlık yaptım ben. Dedim ki klaplarda bir sürü şarkı çalıyor. Benim 1 tane şarkım niye yok? Yapacağım dedim. Ve bu Rumeli Klap'ta o yüzden 2 tane çok bilinen Balkan şarkısını, Rumeli türküsünü. Ben bunları bir de şey var orada. Yüksek tepelerin hep böyle çok acıklıdır ya Okan. Ağlarlar o gelinler, ağlarlar. İçim kıyılır yani. Böyle şey onu nasıl hareketli mi yaptın? Çok hareketli yaptım. Of be. Dedim ki yani... Şu hareket yok mu artık? Yapsın ama daha hareketli yapsın. yüksek tepelerde ağlamayacağız, dans mı edeceğiz? Evet. Mükemmel. Bence lütfen. Zaten yüksek tepelerde niye bu kadar ağladık? Biz yıllardır ağlıyoruz yani. Orada bir yanlışlık var. Zorla ağlatıyorlar. İstemiyorum ben. Ben dedim ki niye kadın ağlasın? Mutlu bir hayat kurmaya gidiyor yani. Evet. Ne gerek var? Kına gecesinde ağlıyorlar. Ben bunu bayağı neşeli bir şarkı yaptım. Kına gecesinde yaptım. Niye ağlıyorlar? Bayağı klap oldu. Çünkü o türküyü çağırıyorlar, çığırıyorlar. O türküyü söyleyince bütün kadınlar ağlıyor. Oradaki... Acıklı da değil aslında. Abi, hayır. Şarkı acıklı bir şarkı. Nedir? Evet. Her sınıftan, her gelir grubundan, her kültürden herkes ağlıyor. Kadınların arasındaki gizli bir mesajlaşma mı? Evet, evet. Ve böyle mesela hiç konuşmuyorlar ama o yaşta onu... Yani. Hayır, hepsi ağlıyor ya da bir tür salgın, virütik bir şey mi acaba? Ama işte sen ben de onu istemedim büyük açıkçası. Büyük bir hizmet yaptın. Aynen. Bence büyük de hizmet. Sonra dedim ki klaplarda o zaman kulüp deriz ya bize. Klaplarda o zaman dedim 2 tane Rumeli türküsü çalacak. Ramo'yu da Ramo filminde kullandılar. Evet. Çok güzel oldu o da. Harikulat. Teşekkür ediyorum buradan da onlara. Harikulat. O yüzden de biraz dedim böyle gençler çünkü her etnik gruptan farklı gençler gece kulüplerinde eğleniyorlar. Her türlü kendi şarkılarından duyuyorlar. O zaman bizim Rumeliler de gençlerimiz de kendi dedelerinden duydukları şarkıyı bir de klap versiyonunu dinlesinler. Suzan'la eğlenmemek mümkün değil. Bence de. Eğlenmemek mümkün değil. Bir açıklama yapmışsın. Ne oldu? Ne oldu da açıklama yaptın? Ocağın 26'sında Sabah gazetesiyle konuşmuşsun. Sana ne lazım? Böyle bir şey söylemişsin bak. Erkekler güzelleşiyorlar. Evet. Kadınlar gibi değil. Biraz önceki konu evet, işte. Sonra diyorsun ki doğanın kanunu. Kadın güzel olmak zorunda, erkek güzel olmak zorunda değil. Yeni dönem erkeklerden bahsetmiyorum. Ne demek yani? Herhalde yani oraya bir dakika. Şey not düşmüşsün yani yeni dönem hayır, yeni bir dakika orada eksik bir dakika eksik o zaman. Bunu almışlar. Eksik tamam o zaman şöyle söyleyeyim. Bunu şunun için söyledim. Yaş ben de bak bu yaşa geldim görüyorsun yani kaç yıldır tanışıyoruz. Ben sana makyaj yapıyordum 300 sene önce. Evet. Ve bu süreç içinde sen maşallah aynı kaldın ben senden daha çok buruştum. Ya bir dakika. Bir dakika izin ver. Aa, her şeyde kızıyorsun. Dur bir dakika ben anlatayım. Nereye kızıyorum? Bir kere senin kadar güzel yaş alan kadın var mı? Ya ben şikayetçi değilim. Yakıştıran, hiç hayatımda boya sürmedim, bir şey yapmadım. Ben çok memnunum. Böyle de öleceğim. Peki bir açıklamanı okuyacağım. Ama dur, bitireyim onu. Dur, bir dakika bitirme. Ne var ya? Dakikalar torbaya mı girdi? Diyorsun ki istiyorum ki daha genç görüneyim, göbeğim olmasın. Göbeğim mi var? Okan bir anlatayım mı? Bir dakika, var tabii. Bir dakika dur. Ama o göbeği yok edecek enerjim de yok. Bravo. Zaten lazım değil. Uğraşamam. Göbeği yok etmek lazım değil. Çünkü göbekli seviyoruz. Yani erkek adam. Yalan söylüyorsun Okan. Ya bırak numarayı. Okan yalan söylüyorsun. Erkek adam. Erkekse eşinin göbeğini şey yapmaz. Okan yalan söylüyorsun. Ya bırak numarayı. Çünkü... Öyle bir şey yok. Erkekse hanımefendiye der ki yavrum hiçbir şeyini atma. Ben seni böyle aldım. Öbür türlü kazıklıyor kadınlar erkekleri. Evleniyoruz 60 kiloyla iniyor 48 kiloya. Ne oldu o kilolar? Nereye benden kaçırdın oğlum? Malı kaçırdın. Miras kaçırdın benden. Mal kaçırdın benden. Ya Okan keşke ya doğru bebeğim, olsa bu söyledikleri. Benden kaçırdın ya onu. Evlendik. 60 kilo inmiş 48 kiloya. Ne yapayım 48 kiloyu ben? Ben aldığımı isterim. Ha? Garanti belgesi de yok ki bunun. Götüreceğiz aileye diyeceğiz ki bu şu kadar kilo verdi. Bu manyaklık şundan dolayı oluyor. Sana söyleyeyim. Bak ben veliyim. Ama sen sadece erkek tarafından konuşuyorsun. Bana izin vermiyorsun ki şuna cevap vermemi. Ya senin ne diyeceğin belli zaten. Ne dediğim orada öküyor değil. Benim röportajım var mı Suzan Kardeş röportajım? Bak ama Okan. Bak şimdi orada demek istediğim şu. Dur devam edeyim. Senin lafın. Senin lafını okuyorum. Beni susturmaya çalışıyor. Ya birader senin lafını okuyorum. Aynı kalmayı tercih ediyorum. Ama nereye kadar? İşte. Son zamanlarda aklım kayıyor, kaymıyor değil. Nereye aklın kayıyor? Hayır, aklım nereye kayıyor? Estetiğe mi kayıyor? O kadar Tunca, o kadar sıkılıyorum ki bazen. Yani hakikaten. Gel ya, sıkılma, anlatayım ben sana. Yaşlanın be birader. Yani bir insan bana mı söylüyorsun bunu? Ya arkada, ya geçen gün bir kızcağız vardı. Kızı gördüm. Böyle gelmiş bana. Kız yüzünü yaptırmış abi. Geldi. Okan'cığım ne haber? Tanıyamıyorum. Tanıyamıyorum. Ama kimsiniz de diyemiyorum. Çünkü bir yerden tanıdık. Ne oldu, tanımadın mı? Bir de benden hesap soruyor. Ne oldu, tanımadın mı? Niye tanıyayım? Eski yüzün yok. Onun yerine yeni yüz yaptırmışsın. Ben de diyorum ki ölene kadar böyle olmaya çalışacağım. Ya böyle öleceğiz zaten. Evet. Daha ne kadar buruşacağız kadın? Evet. Yok, daha buruşacağız. Daha buruşacağız mı? Tabii tabii. Ben yani daha ıstırap bitmedi. Torture never stop. Ya daha buruşacağız. Aa, nasıl buruşmayacağız? Ben daha da buruşacağım. Ölürken böyle en buruşuk halimde olacağım. Şöyle gözlerim görünecek. Evet evet, senin buraların çökecek, bunun üstüne bunlar binecek. Bunlar çökecek, bu burası buna binecek, bu bunun üstüne çıkacak. Evet. Orada bütün teklifleri reddedeceğim. Ama senin... Yaşayan tek organik insan olacağım. Böyle beni çerçeveleyecekler. Kendi kendine öldü. Bak senin buraların aşağı düşecek. Buran böyle olacak. Bak düşsün. Bunlar aşağı. Her yerim aşağı düşmesin. Buralarım düşsün. İşte ben tarif ediyordum yavaş yavaş. Yavaş yavaş tarif ediyordum. Bu düşecek, biz kaldıracağız. Bu düşecek, biz kaldıracağız. İşte. Ha. Geldik mi kaldırma yerine? İşte kaldırma yerine. Ya, buraları kaldırıyorlar. Bak yanlış anlaşılmasın. Şuraları kaldırıyorlar, ben ona karşıyım. Bırakın düşsün. Tamam. Okan'cığım. Ya bugün sizden önce 2 tane uzay... Ne yaptık ya? Timelapse. Evet. Timelapse. Zaman programı yaptım. Niye havaya bakıyorsunuz lan? Havada değil. Sen niye bakıyorsun? Timelapse programı. Hocalar geldi. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli astrofizik, fizik, mantık ve matematik hocaları. 4 tane hoca geldi hocam. Ve bir timelapse yaptık. Yani böyle bir buradan milyonlarca yıl sonrasına kadar böyle bir şey yaptık. Hem videolar yaptık böyle bilmem ne filan, hem de üzerine konuştuk. Bilim. 2 program üst üste, çıldırdım. Hocalar o kadar bilgili ki. Felsefe, mantık, matematik, fizik, CERN deneyleri bilmem ne filan. Bununla uğraşıyorsun. Tamam. Bayılıyorum hocalara. Hocalar nasıl hoşlar, nasıl yakışıklı. Diyorum ki baba beni evine götür. Anlat sabaha kadar. Aşık oluyorum adamlara. Böyle mükemmel. Sonra buradan çıkıyorsun, tamam mı? Hay, sizle alakası yok. Tenzih ederim. Ben üstüme çalınmıyorum zaten. Geliyorum şeye, bir kadın geliyor, yüzünü yaptırmış. La salak! Bırak yüzü yaptırmayı. Ben milyarlarca yıl ileriye gidip dönmüşüm o sırada. Nasıl olmuş bu salak? Yani kendini 5 sene genç gösterecek. Gerzek. Gerek yok. Biz milyarlarca yıl öte. Diyorum ki insan niçin milyarlarca yıl sonrasını merak ediyor? Yani kendi hayatı biteceği halde niye evrenin nasıl son bulacağını merak ediyor? Manyak bir insan diyorum. Diyorum, kadın gelmiş, olmuş mu? Ne oldu, benim mevzu kaynadı şimdi. Bebeğim, hayır onun için değil. Sana şunu söylüyorum. Sen milyarlarca yıl sonrasına gidecek bir kadınsın. Sakın yaptırma. Aa, ben zaten yaptırmamaktan bahsediyorum. O zamanın şimdikiler diye bahsettiğimde şu çorapsız dar pantolon giyen adamlardan bahsetmiştim. Orada o eksik kalmış. Onlar çok fena. Çorapsız dar pantolon, o su baskını bekleyen adamlar var ya. Şey mi? Kısa paça şey mi? Korkunç. Sürekli bir su baskını bekleniyor. Ve daracık pantolon giyiyorlar lan. Onu giyebilmek için insanın bir yerlerinin güzel olması lazım. Bir kalçan güzel olacak. Şöyle bir tipler var böyle. Ve de bunlar da daha fenası delikanlı. Tabii tabii. Buna bir de tesbih geliyor yanına. Cüzdan, tesbih. Ya şu o kadar komiksin ki bu ne? Yani çok... Bir de ceketler şurada. Ya Okan'cığım zaten şimdi gitsen satın alacak bir şey bulamıyorsun ki, diktireceksin. Yani biraz önceki bahsettiğim dayatılma, işte reddedin. Yani reddederseniz bunlar olmaz. Ama reddedemediğimiz için bunlar oluyor. O zaman da yani estetiği de, ben hiç estetiğe karşı değilim bak. Hiç değilim. Tabii ki teknolojiden faydalanacağız. Ama değişime çok karşıyım. Yani insanların kendini çok değiştirmesine ve biraz aynen, önce aynen. Yani bahsettiği genç görünmek, şey... pırıl, oksijenli cilt. Bunlar muhteşem şeyler. Ama şimdi böyle... Ya nereden çıkarıyorsun oksijenli cilt diye bir şey yok ya. Yok nerede, yani ama şimdi mesela cilt? Spor yapmak nasıl cildi iyi geliyorsa... tamamen zararlı. Böyle yani. Sakın spor yapmak. Kolajen yemesi, işte limon suyu içmesi, kolajen. Onlar çok iyi şeyler. Tabii ki faydalar. Spor sağlığa çok zarar. Kesinlikle sağlığa zarar. Sakın her gün yapman yapmayın. Lazım. Bütün ay, spor her gün yapan arkadaşlarım ben. Öldü. Hangi arkadaşım spor yapmaya başlıyor? Çat. Vallahi billahi. Spor çok zararlı. Sen ay. Yapıyor musun spor? Çok az. Sakın çok az. Az tut. Çünkü her gün yapmak lazım. Ben öyle biri ama değilim zararlı, mesela. Zararlı. Abi herkes... çok zararlı. Spor kesinlikle sağlığa zararlı. Yok. Ya böyle bırak. Bir şey televizyonda söyleyemeyiz. Gerçekten burada durmamız lazım. Sen televizyonun spor... sahibi misin? Niye söyleyemiyorsun? Ya yok. Spor ya benim ya işi spor yapmıyor. İşi şabatasındayız tabii yani yapan bize ne? Spor yapan sahipleri lütfen, varsa lütfen, onlar spor lütfen, yapın desin. Lütfen. Yani niye spor, söylemiyoruz? Tabii ki yani kansere karşı özellikle. Kansere karşı mı? Kansere karşı. Çünkü yani mesela bir insan hiç spor yapmazsa... Spor kansere de mi iyi gelmeye başladı? Evet, yok kesinlikle şey, çok önemli. Öyle çok şey çok önemli gerçekten. Çok yani önemli. Spor yapmayanlar yani mesela mı kanser burada, oluyor? Mesela hiç hareket etmeyen bir vücut her yere oksijen pompalanmıyor. Yani siz biliyorsunuz mesela ya, spor yaparken bütün şekerim, her yerde böyle siz kendinize aktif hissediyorsunuz. Ben aktif, enerjikli. Bu gerçekten çok önemli. Ya deli ama midir nedir ki... Allah Allah. Ben ya sen biliyorsun ben 56 yaşındayım. Amadeus oyununa gel de seyret beni. Bir başlıyorum abicim. Böyle daha sahneye çıkıyorum. Bir masanın üzerinden uçuyorum. Yere düşüyorum. Sonra bizim kızı Konstans'ı masaya çekiyorum. Kız zaten zayıf, sıska kız. Bir de üzerine elbise giydirmişler. 10 küsür kilo elbise. Hepsi beraber 65 kilo. 65 kilo kızı konuşarak masaya alıyorum, koyuyorum. Üzerine tekrar zıplıyorum. Yerlerde sürünüyorum. 3 saat boyunca ya tırmanıyorum ya yerlerde sürünüyorum. Çok iyi, çok. İşte ondan sonra... bütün bunları yapacağım. Her gece Amadeus'ta harem kabarede oynuyorum. Bilmem falan. Ondan sonra spor salonuna gideceğim. Yok o gerek yok işte. Ama aktif bir yaşam. Aktif bir kaldır yaşam indir, gerçekten kaldır çok önemli. Kaldır indir hadi be. Öyle tabii bir şey yok. Eklemleri daha tabii aynı hareket yapmak faydalı bir şey olmaz. Sen spora gidiyor musun? Yok ama ben böyle aletleri ben de tercih etmiyorum. Sakın çünkü yani doğa aykırı. Doğaya aykırı. Evet. Bir de ama tabii ki spor yani böyle kendi vücuduyla ya da ne bileyim futbol falan böyle tenis, at binme onlar harika şeyler. Tabii. At binmede ne senin sporun var? At yapıyor sporu. Senin bir sporun yok ki hatta. Ya her şey tamamen yanlış anlaşılmış ya. Ya bizim için de derler ki... Atın üzerine biniyor, spor yapıyor. Yani 7'den sonra... Motosiklete de spor diyorlar. Motor sporları yapıyor. Motor yapıyor sporu. Senin bir alt ettiğin yok. Motora binerken, ilk motoru öğrenirken birkaç hafta boyunca birkaç kilo verirsin. Ben biliyorum onu. Ondan sonra vücut alıştıktan sonra kilo milo da vermezsin. Dikkat et. Motorculara bak, motorcuya arkadan bak, nasıl bir mabadı var göreceksin. Onun neresi spor oluyor? Bir de golfe spor diyorlar, ona deli oluyor. 120 kilo herif spor yapmaya gidiyorum diyor. Nedir spor? Şu kadar bir top var. Şu kadar topu uzakta bir deliğe sokuyorsun. Diyorum ki bu kadar iktidarsız bir spor dünyada bir tane herhalde. Küçücük bir top, çok uzaklarda bir delik var. Böyle geliyor. Sonra soruyor, girdi mi? Sonra bunu bir arabaya koyuyorlar. Oraya kadar da yürüyemiyor salak. Arabayla gidiyor oraya. Sonra geliyor bakıyor, aa girmemiş. Dünyada daha iktidarsız bir spor var mı ya? Bir de diyorlar ki herif ya bir tane normal bir şampiyonlar falan var. Onlardan bir tane sonra siyahi bir oğlan var. O siyah ama onda evlilikleri falan çok kötü geçiyor. Okan ya dedikodunu Allah ya. Ama o salak dışında hepsi 120 kilo. Ya Donald Trump oynuyor ya. Golf. Evet. Yani ya ne anlayalım? Spor sağlığa zararlı. Sakın yapmayın. Yok. Nasıl yok. Böyle bir şey televizyonda böyle mesajları vermek olmaz yani. Kesinlikle yani. İnsanlar inanır böyle şeye olmaz. Lütfen spor yapın. Evet. Spor, kamu spotu. Peki. Şu çocuğu tabii çok beklettik. Yani kim bilir bana... Ben gideyim mi? Hayır, sen gitmiyorsun. Dur, Uğur'la ilgili şey yapacağım. Bahsetmeyelim mi Uğur'dan? Tabii ki bahsedelim. Uğur'un klibini izleyelim. İzleyelim abi. Buyursunlar. Ben gece yarıları sana tutsa, gün bolsa bile sana... Evet. Evet, sözü ve müziği Uğur Etiler'e, düzenlemesi Birkan Şener ve Gökçer Turan ikilisine ait. Olsun 25 Ocak'ta çıktı. 28. Lan bunun nesini düzeltiyorsun işte ya, 25 şey 28 abi. Ne üç olacak? 3 gün laf olmaz. Şey bana olmaz. Vallahi öyle yazmışlar. Tamam abi. 25 fark etmez, 28'de çıktı. Ve Selçuk Demirci yönetmenliğini yapmış ve soğuk şehirlerden seni izliyorum dememin tahmin edildiği gibi derin bir hikayesi var diyorsun bu şarkıda. Evet. Bu aşk şarkısı. Evet. Kime aşıksın? Şöyle söyleyeyim. Evet, aşığım şu anda. Şu anda aşıksın. Ve konuş kız, kendini hissetsin. Konuş. Bu şarkıyı ona mı yaptın? Ona yapmadım ama şu anda ben şöyle söyleyeyim. Bak şimdi o kadar zor abi, bir durum ki. Abi sen bayağı şimdi yükleniyorsun bana. Ya şimdi. Hayır, ben mi yükleniyorum? Hayır, öyle bir şey yok. Yani bu Selami Şahin abimiz gibi bir şey. Yani Selami Şahin abimiz biliyorsun, evet, memleketimizin en güzel aşk şarkılarını bestelemiştir. Evet. Söylemiştir, söyletmiştir. Ama Selami Şahin abimiz hep evlidir. Kesinlikle. Kesinlikle evlidir. O kadar evlidir ki kesinlikle evlidir. Ay çocuk, ne kadar evlisiniz yani. Ve çok kesinlikle. Hanımefendiyi de, Selami abimiz de çok takdir ediyoruz. Selami abimize her yerde kasıtlı olarak, ben de yaptım, herkes yapar. Abi bu kadar güzel ahşapları yazıyorsun, kime yazıyorsun? Farazi'yi yazıyorum. Oraya yazıyorum, buraya yazıyorum. Bizde de öyle bir durum var aslında abi ya. Var mı? Var var. Ya Emre abi daha iyi bilir zaten. O uzun yıllardır. Emre abi neyi daha iyi bilir? Sen neyi daha iyi bilir? Havaya aşk şarkısı yazıyorsun. Vallahi yazılıyor abi. Yazılıyor abi. Lan çünkü başka bir şey söyleyeceğim. Habire şarkı yazmak zorundasın. Öyle bir hayat yok. Öyle yani. Bir ne durum. Yaşayacaksın da hangi arada ne yazacaksın? Abi şimdi ben liseden beri... Çocuklar ya yapmayın lazım. Bak kızların ya kalbini Suzan, kırıyorsunuz. Ben bu nesilden ümidimi kestim. Bunun nesli dahi. Lan ben pıkşık şıpçık aşık olurum. Bakarım hoppa aşık oldum. Giderim çalarım ne çalacaksam. Şarkıyı yazarsın. İşin bu değil mi? Evet. Aşık mı olamıyorsun? Ya işin bu da bir aşık olmak mı kaldı? Ben eşime çok aşığım. O, benim orada bir sıkıntım yok. Ben... Orada bir omuz vermek adına. Hepiniz numaracısınız. Vallahi omuz vereyim diye ben, yoksa bir şeyim yok yani. Tarihteki bütün aşk şarkıları birisine yazılmıştır. Havaya yazılan aşk şarkısı olmaz. Bütün oyunlar eğer gerçekten bir hikayeden uyarlanıp yazıldıysa bütün şarkılarda öyle yazılmıştır. Dibine kadar hissedilen her şey bizzat gerçektir. Gerçek. Birisine yazılır. Bütün oyunlar gerçek midir? Böyle ha? Bütün oyunlar gerçek. Bütün oyunlar gerçektir. Bütün önemli edebiyat eserleri gerçektir. Öyle havaya yazsam da ne yazsam olmaz. Ferhan abinin dediği gibi Çarşamba Köprüsü'nde oturup da ulen çarşambayı alsa ne alır, alsa ne alır, dingir alsa sel alır. Çarşambayı sel aldı diye olmaz. Ferhan abi bunu anlattı. Ferhangi şeylerde. Bu böyledir. Bak. Kıza bakarsın, ne güzel kız. Hemen ben bunu yazarım. Aslan mı emziriyorsun bebeğim diye yazarım buna. Bu. Yoksa aklına gelmez. Aynen. Ha? Evet. Nasıl aslanla ilgili şarkı yazılır ki? Belki hani bütün bir şarkıyı bir cümlenin üzerinde de kurabilirsin. Hani ya öyle oluyor zaten. Yani temada bir hikaye var ama onun üzerinde yazdığımız her cümleyi yaşamak zorunda değiliz. Tabii ki değilsin. Ya bunu en büyük besteciler de yapıyor. Sezen Aksu dahil. Sezen Aksu'yu dur bakalım, onu bilmiyorsun. Oralara girme daha, dur. Sezen Aksu dur. Yo, ama doğru. Mesela söylemek Charles Bukowski'ye bir tane yönetmen var. Charles Bukowski'nin, bakın Google'layın görürsünüz. Charles Bukowski'nin belgeselini yapıyor. Okay. Charles Bukowski kendi belgeselini yapan adamı neyi hikaye etsin? Los Angeles'ta oturmuş evde içiyor. Ondan sonra ne yapsın? Bomboş bir hayat aslında bir tarafından bakarsan. Yılgın bir hayat. Pejmürde bir hayat. Böyle tercih edilmiş bir hayat. Kendi belgeselini çeken adamı yazıyor. Yazıyor ama öyle bir yazıyor ki. Mesela belgeselini çeken yönetmen çocuk buna diyor ki. Ondan sonra Charles ne akla? Charles 35'e bakla diyor. Hoppa lafı koyuyor. Hoppa lafı koyuyor. Sonra öyle yazmış. Kendisini karizmatik gösteren bir eda ile yazmış. Hı hı. Ondan sonra yönetmen diyor ki Bukowski'ye. Ya diyor sen de diyor beni diyor rezil rüsva etmişsin diyor. Charles Bukowski de diyor ki evet bebeğim. Çünkü ben yazıyorum. Evet. Ben yazıyorum. Bence o kadar sarhoş değil çünkü hiçbir zaman. Şey bu lafı var ya meşhur neydi? Hayır tabii ki değil. Ne o? Hiçbir... Dur bayağı önemli bir laf şimdi hatırlamıyorum da. Yani hikaye etmekle ilgili şarkı yoluyla ya da roman yoluyla hikaye etmekle ilgili hiçbir gerçeğin diyor hiçbir gerçekliğin hikayenizi bozmasına izin vermeyin diyor. Aynen aslında söylediğin şey o. Ya, ya şarkı sözünü bozmasına da izin verme. Ya tabii ki abartıyorsun. O öyle sevdim ki seni ağladım sabahlara kadar. Halbuki 11.30'da uyudun salak. Evet. Önemli değil. İşte ama diyorsun ki ağladım sabahlara kadar hüpür hüpür hüpür. Çünkü orada bir egzajerasyon var. Egzajere ettin, abarttın, bir şey yaptın. Tabii ki öyle yapacaksın. Başkalarının kalbinde bir yer edinmek kesinlikle için. Zaten görünür olmak için bir fark olması gerekiyor herkes için. Yani bir insanın da görünür olması için, bir eşyanın görünür olması için, bir şarkının duyulur ve görünür olması için de bir başlığı lazım, bir hikayesi, bir ana hikaye tabii ki var. Yani evet. Ana hikaye olmak zorunda zaten ama her şeyi ben yani bir şarkıda atıyorum ki 8 cümlelik bir şarkı yazdım. Her cümleyi yaşamak zorunda değilim. Kimse değil. Ama tabii söylerken, ben söylerken hissediyorum. Tabii. Ne hissediyor söylerken? İyi söylemeye çalışıyor ya. İyi söylemeye, şey yani. O an onu yaşamaya çalışıyorsun. Öyle söyleyeyim. Ya yani mikrofonu eline aldıktan sonrasında bambaşka bir dünyaya ışınlanıyorsun aslında. Öyle bir şey oluyor. Yani zaten bir şarkı, işte bir albümde 10 şarkı, 20 sene kariyeriniz varsa 3 senede bir albüm yapıyorsanız çarpamadım şu anda. 8, 9, 90 şarkı. Her biri bir hikaye ise 90 hikaye yapıyor. Yani ya mümkün değil. Çok sağlıklı. Ne oldu, bu yordu mu seni? Oyunculukta da sürekli hikaye yaşıyorsun. Evet. Tamam ama yani aynen. İşte aslında oyunculuk gibi. Yani evet, bir şeyi oynuyorsunuz. Ama yazılımı oynamak var, bir şey yazmak var. Bir tık daha ağır aslında. Yani biraz daha inandırıcı olmanız da gerekiyor. Bir de şey de oluyor. Ya sen işte bunu yazmışsın ama böyle bir şey yaşamıyorsundur bence de var falan. Öyle saçma sapan bir şey. Kendi içerisinde çelişen bir şey. Yazmanız gerekiyor ama bir şekilde çünkü yani yazmayıp ne yapacaksınız? Kesinlikle. Ya ben arkadaşımın ilişkisini düşünerek yazdığım bir şarkı daha iyi oldu. Zaten aynı öyle yürüyor. Öyle yürüyor evet. Nasıl ya arkadaşın ilişkisini düşünerek şarkı mı? Ya mesela çok yakın bir arkadaşım var. Gerekiyor. Başlık lazım. Anlatımdan mı? Evet ya başlık evet. Lazım yani. Ya çok yakın bir arkadaşım var mesela. Çok seviyorum çocuğu. İşte ayrılmış veya ihanete uğramış. Onun acısını paylaşıp aynı şeyi ben yaşasam ne hissederim gibi düşünüp aynı şeyi yani kağıda dökebiliyorsun. Yani öyle durumlar var. Aman ne gönlü bol bir insanlarsınız yani. Bana şey gibi yani doktora gidip arkadaşımın bir sorunu var demeye benziyor. Yani. Bir tık öyle aslında. Ama işte tam olarak öyle. Yani yazmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Hani nasıl yazacağız? Sürekli ya hayat hepimize, sağdan soldan acı çalıyoruz. Ama sevgilim hayat hepimize arkadaşlarımıza olduğundan daha fazla acımasız değil mi? Öyle. Bizzat yaşayan biz olduğumuz için. Ama para eden tırnak içerisinde şarkı olabilecek şeyler belli. Hep arkadaşlarımızın başına mı geliyor? Hayır. Yok yani ben çünkü ya bir yuvam var. Arkadaşlarım başına geliyor artık ama yuvam olmadan önce benim başıma da geliyormuştur. Yani ilişkisi var. Hani yuva ondan kutsaldır. Önce öyle. Yuva ile ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Yuva kutsaldır. Yuva kurduktan sonra her şey arkadaşların başına gelir. Evet bu doğru bir şey. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Yeter ki yuvaya bir şey olmasın. Yuva çok değerli. Aile çok değerli. Hepimiz için kutsal. Peki. Güzel. Şarkı güzel. Teşekkür ederim. Peki. Amadeus'ta ne yapıyorsun? Onu da söyle lütfen. Amadeus'ta ne yapıyorum? Koroda söylüyorum. Aynı güzel zamanda dans ediyorum. Amadeus'ta koro dans ediyor. Evet. Tabii bir koroyu yani hele bir opera korosunu düşün ki kaç kilo yapıyorlar. Opera korosunu dans ettirmek Ancak Işıl Kasaboğlu gibi büyük bir yönetmenin harcıydı. Ve geleneksel, o yılların geleneksel danslarını ve dramatik yapı içerisinde dansla Figaro'nun düğünü bilmem ne meselesini beraber o kadar güzel çözdü ki bugün seyircimiz hiçbir şekilde garipsemiyor. Koro üyelerimiz de kendi güzel niyetleriyle, akıllarıyla bu dansları yapıyorlar. Dünyada ilk defa bir oyunda ve bir klasikleşmiş oyunda, bir Peter Sheffer oyununda Işıl Kasaboğlu sayesinde koro dans ediyor. Ne kadar farklı bir şey. Ve bence hiç garipsenmiyor. Garipsenmiyor. Yani ya bir dansçı aramıyoruz. Korodakilere de heyecan vermiştir bu. Kesinlikle. Çünkü onların hayatında farklı bir şey o. Hem yaylılar hem koro bir yandan söylüyorlar, bir yandan oyunculuk yapıyorlar dramatik olarak. Bir yandan da dans ediyorlar. Harikulade harikulade. Zaten bilet bulunmayışından da belli ne kadar iyi oldu. Ben 2,5 ay çalıştık abi. Evet. Siz 2,5 ay mı çalıştınız? Siz nasıl danslara... Emre geldi benim için. Danslara çalıştık. Pardon. Biz danslarda olmadığımız için biz 1,5 ay çalıştık. İzleyenlerimize diyoruz ki bir kere Emre Aydın'ın Yalnızım Dostlarım single'ını, bu müthiş şarkıyı harikulade yorumlamış. Mutlaka dijital platformlardan ve YouTube'dan şeyiyle beraber, video klibiyle beraber takip ediniz. Suzan Kardeş'in Bekriya, Rumeli, Club 2 tane şarkısı var. Bunlar Yüksek Yüksek Tepelere ve Ramo, mutlaka takip ediniz. Wilma Elles'in Mendilim Kekik Kokuyor filmi çok özel bir film ve söyle tarihini sevgilim. 6 Mart. 6 Mart'ta vizyonda olacak. Takip edelim ve Uğur Etiler'in genç oyuncu, operacı kardeşimin Harikulade Olsun single'ını da takip edelim. Suzan Kardeş'in konserlerini söylüyorum. 6 Mart Mersin Kültür Merkezi. 7 Mart İstanbul'da. Şimdi 6 Mart şu anlamda çok önemli. Kızların eğitimi için. Kızlarımızın eğitimi için yapılan özel bir konser. Evet. Destek konseri. Evet. İstanbul'da neredesin? Yazmış kız, okuyamıyorum. 7 Marmara Mart İstanbul ne park? Marmara Park. Marmara Park. Evet. Bravo. Marmara Park. Ondan sonra 20 Mart'ta Beylikdüzü Mask'ta. Evet. Suzan. 27 Mart'ta İstanbul'da nerede? Ben söylerim sana sonra bir yer. Gizli çünkü. 28 Mart'ta Antalya'da ve 4 Nisan'da Kıbrıs'ta. 6 Mart Mersin Kültür Merkezi, 7 Mart İstanbul Marmara Park'ta, 20 Mart'ta Beylikdüzü Mask'ta, sonra 27 Mart'ta tekrar İstanbul, 28 Mart'ta Antalya'da ve 4 Nisan'da Kıbrıs'ta. Senin konserler var mı yakın tarihte? 22'sinde Nevşehir var. Ondan sonra devam ediyor. Ne Instagram'dan güzel. Şuradan buradan takip edebilirler. Ne güzel. Ne tatlı ve cool bir adamsın. Teşekkür ederim. Yıllar geçti. Ben ilk defa onunla burada tanıştım. Hiç böyle panda gibi sevme. Çünkü aslında soğuk nevale ve cool bir herif. Estağfurullah. Ya değil ya. Böyle panda gibi sevilecek bir herif değil. Yani oyuncak ayı gibi bir tip değil. Ben öyle ne bileyim. Sen hepimizi o hale getirdin çünkü. Ben de bir oyuncak ayı değilim. Beni de öyle seviyorsun. Sen şey hatırlıyor musun abi? İlk televizyon programımızı hatırlıyorum. Aynen. O da benim haneme de güzel kaydedilmiştir senin oradan geçişin. Onu sonra Kalben'le de yaptın, çok kıskandım. Kalben'le de yaptın mı? Kendimi tekerrür mü ettim yani? Yani çok tekerrür diyemeyiz ona çünkü o kadar şey bir hareket. Sen çok özeldin, sen çok özeldin, her zaman özelsin. Eyvallah. Programdan geçişte o alışa geldiğimiz show business'ın içinden geçmek istemedin, onu lafla değil... Belki halinle, ruhunla ifade ettiği için, ben de seni çok sevdiğim için öyle bir özel program yaptık. Yıllarca da konuşuldu, hatırlandı. Yani ne kadar teşekkür etsem az. Ben ne kadar teşekkür etsem. Gerçekten şu oldu. Sana değil, benim haneme yazıldı ayol. Ama çünkü zaten öyle olması gerekiyordu. Şöyle, yani bu program kapanmaya şimdi yani yaklaştık ama öyle bir şey yok. Program devam ediyor. Okan abi dedi ki çıkın, herkes çıksın. Çünkü seyirciyi çıkardı. Seyirciyi çıkardı. Yani sadece teknik... açıdan hani kalması gereken herkes kaldı. Ben de çok küçüğüm ve yani işte belki 2. televizyonum ve şeyim. İlk hani çıktığın zamanlar değil mi? Aynen ve nasıl zaten heyecanlıyım. Zaten rahat birisi değilim. Bayağı yani şeyim, gerginim ve ne oluyor modundayım. Herkes çıktı, biz böyle baş başa kaldık. Yani ha. Çok güzel. Eskiden yapıyordum öyle şeyler. Yapıyordum. Seyirciyi çıkarıyordum. Başka bir şeyler yapıyordun falan. Ya tabii neler ki, yapmadın ki sen? Bebeğim çünkü canlı yayındı. Canlı bu arada. Canlı yayın. Ya biz bir tane bir şey çektik. Program boyunca yaşlandı. Evet. Aa, televizyon çocuğunun finali. Evet ya. Evet. Ama şimdi o zaman şöyle bir şey vardı. Canlı yayında bir şeyler yapıyorduk. Şimdi canlı yayında yapmıyorum. Zaten teknik olarak yapmamamız daha iyi. Buradaki çünkü kabaremizde çekiyoruz. Ama bir yandan da televizyonların batışı Okan'ın canlı yayınları bitirmesi yüzünden değil. Onlar battığı için ben canlı yayınları bitirdim. Evet. Çünkü onlar artık canlı yayın yapacak kabiliyette değiller televizyonlar. Ben salak mıyım canlı yayın yapayım şimdi? Gerek yok. Onun için biz bu programı çekiyoruz. Sonra Rahşan yönetmenimiz bana telefon açıyor. Okan Bey, şu sözünüz çok sakıncalı. Bu sözünüz de çok sakıncalı. Şu sözünüz de çok sakıncalı. Bu sözünüz de çok sakıncalı. Abi bütün sakıncalı sözleri atıyoruz. Böyle efendi bir hale geliyoruz. Yani bizim burada konuştuğumuz bütün bu terbiyesiz şeyler çıkmayacak mı? Hepsi çıkacak. Ha, tamam. Çünkü ben canlı yayın alışkanlığı olduğu için bu terbiyesizlikleri aslında terbiyelilikleri filtrelerek. Terbiyelilikleri asıl terbiye bu. Çünkü her zaman diyoruz ki laflarda terbiyesizlik olmaz. Terbiyesizlik niyette olur. Evet. Niyette terbiyesizlik yoksa niyetimizde, kişiliğimizde, iletişimimizde bir terbiye varsa şu lafı da edersin, bu lafı da edersin kimse kızmıyor. Ben çok küfreden bir adamım. Hiç ekranda küfredemiyorum. Halbuki şöyle bir çanana hah diye koysam herkes rahat edecek. Memlekette bir rahat nefes alınacak. Değil mi? Okan koydu diyecekler. Bir rahatlık ortaya çıkacak. Hayır yapamıyoruz. Böyle bir gerilim halinde oturuyoruz. Hani şey gibi birbirine açılamayan sevgililer gibi böyle. Evet. Ama filminiz çok güzel. Siz çok güzelsiniz. Biraz kilo alın. Ne yiyorsunuz? Çocuklarınızda sizin gibi sıskacık mı? Yok. Ne kadar sağlıklı besliyorsam o kadar fit ve enerjik hissediyorum. Şimdi çocukta fitlik kendime olmaz. Yok, çocuk fit olamaz. Çocuk böyle logor logor böyle. Niye? Biz mesela ben teyzelerin, annelerin, anneannelerin söylediklerine çok inanırım. Hep yıllardır ben büyürken de öyleydi. Gençler benim eşim de öyleydi. Büyüklerimize çocuklarımızı götürdüğümüz zaman pek zayıf bırakmışsın. Pek zayıf bırakmışsın. Eleştiri gelir. Doğrudur. Doğrudur efendim. Çocuk fit olmaz. Kim fit olur? 50 yaşında genç kız arkadaş arayan adam fit olur. Çocuk fit olmaz. Çocuk niye fit olsun? Çocuğun fitlikle ilgili bir derdim var. Çocuk yesin, içsin, paket yemesin. Paket tabii gıda yemesin. Paketlenmiş gıdaları yedirmemek lazım. Kesinlikle. Hem kızlarımıza hem... Bir de ben bir şey söyleyebilir miyim? Çocukların... Özür dilerim, ukalalık ettim. Bir anne benden daha çok bilir. Özür diliyorum efendim. Yo ben zaten bu fit kelimesi kendim için kullandım. Sen de fit olma. Ne oldun? Yo. Sıska ayol. Çocuk da fit olmasın, sen de fit olma. Ama ben anneye beslenme öğretecek halim yok. Sizden özür diliyorum efendim. Evet. Teşekkürler. Buyurun efendim. Çocuklarınızın bırakın canı sıkılsın biraz. O tabletleri eline vermeyin. Çünkü aslan çocuklar yaratıcı olamıyorlar. Yaratıcılıklarını kaybediyorlar. Biraz buna özen gösterelim diye rica ediyorum. Çok güzel. Çocukların canı sıkılsın. Canım sıkılıyor çünkü devamlı şöyle bir şey. Bizim eskiden biz yaşardık. Ay canım sıkılıyor o zaman git bilmem ne yap. Canım sıkıldı git odanı topla. Canım sıkıldı git bilmem ne. Şimdi biz çocuklar canı sıkılınca al çocuğum. Canı sıkılıyor al çocuğum. Canı sıkı. Bırakın canı sıkılsın o zaman bir şey yapar. Bir şey yapar yani. Yaratıcılık çok önemli. Suzan neyi özlüyorum biliyor musun? Ben ilkokul çağlarındayken tabii farklı ailelerde büyüdüm. Annem babam ayrıldı sonra tekrar evlendiler filan. Farklı ailelerde farklı anneanne dedelerle büyüdüm. Tanımadığım insanlar anneannem dedem oldu. Böyle bunlarla okul dönüşlerinde oturduk. Ondan sonra... Tanımıyorum. Belli bir yaştan sonra dediler ki bunlar da senin anneannen deden oldular. İyi akşamlar dedik falan geldik oturduk. Şimdi çocuklar yaşlarla beraber gecenin olmasını bekliyorlardı. Çok ağır bir konu. Şimdi çocuk oraya bakıyor buraya bakıyor falan. Gecenin olmasını bekliyoruz. Hava bir evde yavaş yavaş kararıyor. Sanki Dostoyevski bizi yazmış gibi. Çekov bizi yazmış gibi. Yavaş yavaş. Hava yavaş yavaş. Böcekler giriyor. Çok yavaş kararıyor. Saat 7-8 civarında TRT başlıyordu. Hemen televizyonun önüne koşuyoruz. Böyle koltuk falan yok. Bir sandalye veriyorlar çocuklara. Çocuklar olarak böyle televizyonun önüne oturuyorduk. Bayrak töreniyle başlıyor. Ondan sonra programlarında sıkıcı. Saat 9'da da yatak. Hiçbir zevki yok hayatın. Hiçbir zevki yok. Yaşlarla geceyi beklemekten perişan olduk. Hayat çok eğlencesizdi. Ama başka şimdi şeyler yaratırdık. Ya. Evde o sessizliği arıyorum. Sessizlikte bir arkadaşım, sevgilim eve geldiğinde sıfır sessizlik. Diyorum ki gel akşamın olmasını bekleyelim. Yavaş yavaş. Ha? Nasıl güzel bir dünya. Çok ha? Erken başlamışsın. Ne? Okan erken bunun için daha. Ne erken? Erken ben onların yaşlısı değilim. Ben hala o çocuğum. Tamam, akşamın olmasını bekleyen. Hayır. Tamam tabii ki sen hani hayatın içinde çok olan bir adamsın. Bizim mesleklerimiz de buna izin vermiyor. Hani vardır ya 7'den sonra yemeyin. Oldu abi 7'den sonra nasıl yani ben şarkı söyleyeceğim ya da set ya da bir şey yani hani 7'den sonra bizim hayat gece 1'de 2'de bitiyor yani. Ben yaşıyorum. Işte. Ben sabaha kadar. Benim derdim akşam olurken bu telefon var ya telefon. Bu sürekli herkesin börerek igirik fikikik yapıyor ya. Bunu yok etmek. Bunu kaldırdın mı akşam olur yavaş yavaş. Yani sen de erken geçme o yavaş yavaşlara. Daha dur. Çok ben... genç adamsın. Evet. Evet dedi bak Wilma sıkıldı. Evet. Uykusuzluk var mı sende? Var abi. Okay. Yani, okay ya. Yani şu anda yok da genel olarak. Ben de çok fena. Hiç uyuyamıyorum. Bir tane böyle işte yosun mosun bitki filan işte içinde de bir şey yok. İşte koruyucu. Bitki mi yiyeyim? Ya ben yedim. Bir yararını ben yok. Henüz görmedim. Uyuyorum, bir saat sonra kalkıyorum. Ne yapabiliriz? Ama hep öyleydin sen. Ben hep öyleyim. Hiç uyuyamıyorum. Sen uyuyabiliyor musun? Senin yüzünden biz ben daha çok çalışıyorduk uyuyorum. Ama. Az ama tabii ki 6 saat uyuyorum. En kötü taraf. Ne yapıyorsun? 6 saat. 6 saat uyuyorsun. 6-7 saat. Ben 1 saat uyuyamıyorum. Wow. Uyuyorum hemen kalkıyorum. Bravo. Kimse yok arayacak. Ama biz de nefret ederdik senden o yüzden. Evet. Çünkü sen uyumadığın için biz de uyumuyoruz. Hep çalışıyoruz. Niye? Nasıl? Canım adam uyumayınca bir işin yönetmeni ya da patronu ama uyumayınca ama birisinin geceyi beklemesi lazım. Doğru. Sen de şarkılarını geceye söyledin. Bir tek bu arkadaşının aşkına şarkı yapmış. Harikuladesiniz. Size bayıldık. Evet, çok teşekkür ederim.